Bağlanıyor. Ben de senin tipini sikim ne var ya? Giremiyorum ki bak. Ya bu şarkı, bu girişi niye böyle yaptınız ya? Ha. Yayına Baba gidiyor mu şu benim sesim? gidiyor ya Evet. gerizekalı. Bu girişi niye böyle yaptınız ya? Giriş ne güzel olmamış mı? Adam bilgisayar hızlı kanka, tamamını da duyamadı ki bu girerken. Selamünaleyküm. Ha geldi. Başkanım. Kızım. Hoş geldiniz başkanım. Ay Hoş bulduk. maşallah ya Rabbim ya. Ne yapıyorsunuz bakalım burada? Günaydın başkanım. Günaydın başkanım. Günaydın, günaydın, günaydın çocuklar. Günaydın. Ne yaptık? İyi başkanım. Sağ ol. Görüşmenize hazırız. Sağ ol. Ne diyorsunuz lan değişikler? Kızım sen ne yaptın? Dosyalarımıza falan baktıkça bakacaktık. Ne yaptın? Beni mi uyuttun mu? Kahve yapacaktın en son bana. Ne yaptın? Uyku ilacı mı attın kızım sen benim? Başkanım kahvemi yaptım. Herhalde sonrasında hatırlamıyorsunuz ne yaptığımızı. Seni ben şimdi burada yerim yerim Yapmayın, yerim. yapmayın, yapmayın. Neyse. Gugu. Efendim başkanım. Ne var ne yok? Başkanım çok güzel. Planı anlatayım mı O bugün silahı bir cebine programımızı? sok da burada bize bir şeytan doldurmasın ha. Planımızı anlat Gugucuğum. Nedir planımız? Başkanım bu evi yeni yaptırdık sizin sarayın saray gibi sayılır. Böyle bir Vergilerle mi gezici. yaptırdık bu evi? Evet vergi sadece Güzel. vergi. Güzel. Vergileri arttıralım mı? Yani arttırsak iyi olur bence. Arttır. Vergileri arttır. Ne vergisi? Elektronikte vergimiz kaç? Yüzde kaç bizim elektronik Şu vergimiz? an %50. %65'e çekelim onu. Az oldu başkanım ya yani. Ne olacak bizim E tamam. mutfak masrafı çok bizim mutfak masrafı. %75 %75 yapalım. Anlaşıldı. Tamam. Mutfakta ananas var mı? Ananas. Ejderha meyvesi var. Avokado var mı? Avokado. Var başkanım. Tamam. O avokadoyu kesin. Kısmını bırakın birazcık onu tekrar jelatinleyin. Öyle buzdolabına koyun. Yine yenir o. Anlaşıldı Tamam tamam. başkanım. Tamam. Tamam mı? Ben de buradan Silivri otobüsü var mı? Ona bineyim. Silivri'ye tek hat var mı? Tek vesait. Var başkanım. He, hadi Allah'a emanet olun. Kızım sen anlat bakalım bugün ne yaptınız, nasıl geçti bakalım. Bu piç serseriler sana yamuk yapmadılar değil mi? Dosyalarımız nedir? Görüşmelerimiz var mı? Görüşmelerimiz var bugün başkanım. Sayın Mintaş Bey gelecek Kıl Cumhuriyeti'nden buraya. Onu ziyarete gideceğiz, karşılayacağız. Her şey yolunda şu an. Mintaş mı gelecek? Aynen evet başkanım. Onu da hiç sevmem ya. Kılı da hiç sevmem ha. Ama kendisi rahatsız oluyor bu durumdan. Başkanım, Biraz efendim, dikkat gemi edeceğiz. satacak. Önemli bir mevzu varmış. Bir Nedir mevzumuz? uçak gemisi istiyorlarmış bizden. Bizden uçak gemisi mi istiyorlarmış? Evet. Ne yapacaklarmış uçak gemisini? Vallahi bilemiyorum. Söylemediler. Kaç gibi gelecek? Kıl. Başkanım bir size beyaz saray yaptırıyoruz. Yeni bir saray. Yani bu Evet. işleriniz için gitmek için. Bir oraya uğrayacağız başkanım. Oraya bir bakın Tamam. dışını gösterin. Ondan sonra da karşılamaya geçeceğiz. 1-2 saate gelirler. Tamam. O zaman şimdi ilk benim saraya bir bakalım nasıl bir saray yapılıyor. Önce bu evi bir gezdirin başkanım. Bu evi bir gezdir. Kızım sen gel buraya. Acilen bizim televizyonlara haber çıkarttır. Yasak getir. Sizi Haber çok yasağı özür getir. dilerim. Tabii hemen başkanım, Haber hemen yasağı hallediyorum. getir. Haber Tamamdır. haberleri bıraksınlar. Onun yerine Şirinler yayınlansın haber saatinde. Tamam başkanım. Bunu Winx getir. Club ister misiniz? Winx Club da olur. Şirinler istiyorum, Şirinler.
Tamam Şirinler, hemen söylüyorum. Tamam, haberleri kapat Şirinler. Her bütün kanallar aynı anda Şirinleri şey yapacak. Tabii başkanım, tamam hemen. Kızım? Hemen evet. Hadi bakalım. Siz ne isterseniz canım başkanım. Maşallah. Seni var ya. Seni dur, ben daha buradayım. Daha kaç dönem buradayım ben. Sen rahat dur, sen yanımdasın. Rahat. Maşallah. Senin paketine yerin hazır. Bak. Paketiniz senin... çok güzel. Hı, sus kız burada. Seni şimdi burada yapayım. Affedersiniz. Okay. Başkanım. Efendim. Burada 1000 yıllık şaraptanız var başkanım. Samet Bey sizin ortağınız. Onunla birlikte içiyorsunuz. Bu alkolik bu şarapları bunu medyaya yansıtmayın bu şarapları ha. Yok yok başkan, yansıtmıyoruz. Buradan çıkmasın. Gelin başkanım. Güzel. Şöyle mütevazi bir havuz var başkanım. Bu da çok mütevazi olmuş ya bu. Olimpik falan yok muydu? Yarım olimpik, tam olimpik bir şey yapsaydık bu, buraya. Bu çeyrek başkanım, çeyrek olimpik. Allah Allah. Sevmiyorum bu kadar olimpik olmayan havuzları biliyorsun. Pardon başkanım, hemen düzeltiyoruz. Başkanım Mete, akşam buraya girip bir bikinilerimizle ya da çıplak, ne dersiniz? Güzelim mi? Ya kızım bak, yeni abdest aldım. Bir dakika dur. Hayır, bir dakika dur. Yapıyorum. Mete. Emel efendim. Gugu, bu Mete'ye emir ver, akşam saat 11 gibi burada nargile içeceğim. Burada yüzsün benim gözümün önünde dans. Suda gösteri yapsın bana. Emredersiniz başkanım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Ha. Burada yüz, atla, çık, gir falan, böyle bir şeyler yap bana. Güzel hareketler yap. Anlaşıldı, emredersiniz. Tamam. Başkanım gelin, bir arkada at çiftliğiniz var. Oraya göstereyim. Ha, çok at, çok güzel bir arada. At çiftliğini görelim. Neye görüş alanında lan? Başkan harekette dikkatli olun. Korumalarımız ne durumda? Korumalar her tarafta başkanım. İyi korunuyor mu bu ev? Çok iyi korunuyor başkanım. Haa iyi. Başkan burayı yeni yaptırdık. Bir sürü burada atımız var. Sen de korun. Korunuyorum başkanım. Yanımda kal yani. Başkanım şurada bir at var. Yeni aldık. 10 milyon dolar aldık bakın. Az vermişiz. Bu mu? Bu başkanım. Gel. Şşt, hop. Bu nasıl at lan? Gel kızım. Çok efendim? Amaçlı. Abi bu at. Buna dedi. 10 milyon dolar mı verdik Gugu? Efendim başkanım? Buna diyorum, 10 milyon dolar mı verdik buna? Evet başkanım, 10 milyon dolar. Afanızı sikeyim o zaman. Tamam güzel, dursun burada, yemini falan verin. Nasıl kişnemiyor bile lan bu, kişne lan. Ulan it. 10 milyon dolarlık kişne. Sikeyim be lan ha. İşte lan! Kaçıyor, kaç, gir lan içeri. Gir lan! İçeri gir. Kapatın kapısını bunu ya. Gelin başkanım. Hayvan içeri gir ha. Şöyle bir seyisimiz var, seyis. Bu ne rahatlık peki seyisimizdeki? Vallahi bilmiyorum. Mola, kim? Sigara molası efendim şu an. Efendim sigara molası mı? Evet. Ulan başkan geldi lan, bu ne sigara molası? Bırak lan, söndür lan sigarayı. Başkan geldik, seyis, başkana bak. Sakin ol. Vurun, indir bunu. İndir bunu, indir. İndir bunu. Bir dakika, birbirinize vurmayın. Tamam başkanım. Tamam. Ay beyefendi, iyi misiniz? Mete onu onu telsizden gönderin, kaldırsınlar onu, çocuklara evet. Söyleyin. Buyurun bak, bir de tavuk çiftliğimiz var başkanım, özel isteğiniz, gelin. He, tavuk çiftliğine de bakalım. Şöyle bir helikopteriniz var başkanım. Naçizane. Bakayım. Kaç milyon dolar aldık bunu? Bu 5 milyon dolar efendim. Ya Gugu. Niye bu kadar ucuza alışveriş yapıyorsunuz? Başkanım. Paramız mı yok? Var başkanım, doğru. Allah Allah. Daha şurada gösterişli bir şey alın bir dahakine. Şurada araçlarımız var, klasik araçlar. Başkanım bu özel bir tavuk aldık bakın, domuzlar. Abi domuz kaçıyor. Domuz kaçıyor. Domuz kaçtı. Gidiyor. Kim o domuz? Abi domuz kaçıyor, domuz kaçıyor. Ya çift. Başkanım şurada özel bir tavuk aldık. İngiliz tavuğu. Nasıl bir tavuk bu? Bunu bir tanesini 20 milyon dolar verdik. Buna 20 milyon dolar mı verdiniz? Evet, altın yumurtluyormuş. Bu mu? Kaç milyon dolar aldık biz bunu? 20 milyon dolar. Yumurtla lan. Aynen abi, domuzlar kaçıyor. Bugün söyle yumurtlasın. Yumurtla lan. Sizin amınıza koyayım ya. Başkanım bildiğiniz yumurta, normal yumurta yaptı bu. Gezen tavuk yumurtası yaptı. Ha.
Gıdakla lan bakayım nasıl 20 milyon dolarlık gıdaklıyor mu? Bağır biraz, bağırarak gıdakla. Kıt 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 kıt. Daaaak! Kıtık değil, kıt kıt. Düzgün gıdakla lan. Kıt 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 kıt. Bak ben sana göstereyim bak. Bugu. Efendim başkanım. Bak, bak görüyor musun korumayı ne güzel gıdaklıyor. Sen geç, koruma, sen gir içeri. Koruma gir içeri. Koruma gir içeri. Evladım sen çık oradan. Çık sen. Çık. Çık lan. Heh. Koruma. Gıdakla. Buna bir de horoz lazım efendim. Tokmaklayıcı horoz lazım. Başkanım, Mete olsun horozum mu? Yok. Tokmaklayıcı horoz. Mete, horoz olmasa tokmaklı... yumurta yapmıyor. He. Tamam gir lan tavuk. Gir içeri 20 milyonluk tavuk. Tamam çık oğlum sen oradan. Çık. İnşallah öğrenmiştir. Gıdakla lan. Güzel. Tamam gidelim buradan gidelim. Başkanım. Domuzlarımız var. Domuz var. Domuz var. Domuzlarımız bakalım. Gugu. Efendim başkanım. Bugün bu kıl başkanı geliyor ya kıl cumhuriyetinden. Evet, evet. Ona domuz eti yedirin. Çaktırma. Tamam başkanım. Ona et de sen ona. O mal bilmez zaten. O et mi yemiş hayatında. Onların tamam. Ne kadar borcu var. Her yere borcu var. Ona bir kışkırtma çekelim. Sonra da diyelim ki bu domuz etiydi. IMF'ye, KMF'ye. Her yere borcu var. TBF'ye. Her yere borcu var onun. Sen ona bu domuzu yedir o anlamaz. Bir tane yedirsin bundan. Et parası tamam, vermeyelim. Tamam. Başkanım bir de golf sahası yaptırdık. Gelin bir golf oynayalım. Oo sen severim. Golfü atın. Biliyorsun ki çok severim golfü. Nerede? Ne tarafta? Gelin başkanım hızlı gidelim. Evin yanında efendim. Deliye top atmayı sever başkanım. Başkan koşuyor. Dikkatli olalım. Koruyun ha beni. Başkan yukarıdan gidiyor. Bir yerden indirmesinler. Etrafı kolaçan edin. Mami çatıda mısın Mami? Bu çatıdaki kim lan? Özel harekat. Mami mi? Mami mi özel harekat? Korumadır evet, başkan. Evet başkan. Bak hareketlere bak, şekillere bak. Başkan özel şimdi yaptırdık burayı. Lan özel harekat. Özel harekat. Mami özel. Başkan sesleniyor başkan. Buraya gel. Harekat özel buyurun başkanın yanına gel. Ne dur? Lan! Başkana silah dorgutma. Dili yok mu lan bunun? İyi koru. Git o tarafları koru. Güzel koru. Ha burası başkanım mı bizim? Başkanım hoş geldiniz. Allah kahretsin ya. Anasın. Sol kolunuz geldi başkanım. Sol kolun mu geldi? Citroen Ami aldım başkanım. Ne aldın? Citroen Ami. Bugün sizi onunla koruyacağım. Citroen Ami ile mi koruyacaksın beni? Evet. Özel arabamla geldim. Sana da çok tam yakışır, tam yakışanı. Bu bizim var ya, yüz karamız ya bu. Bunu partiden atalım ya. Bu nasıl bir tip ya? Oğlum herkeste Passat var, BMW var. Sen niye Citroen Ami alıyorsun? Para mı yok? Başkanım yeni çıktı elektrik. Sizi daha iyi koruyacağım. Ya siktir git bak şimdi indireceğim seni ha. Siktir git! Geride dur tamam, biraz. Tamam başkanım. Allah Allah. Başkan ben size vereyim şöyle golf toplarını bir atın isterseniz. Ver. Anlaşıldı, kontrol edin hemen. Atın başkanım. Al oley! Bakalım. Al bakalım. Oy başkanım al çok bakalım. Güzel atıyorsunuz. Tam deliye maşallah. Şimdi sizle bir oyun oynayacağız. Sizle bir oyun oynayacağız. Hazır mısınız? Hazırız başkanım. Hepiniz şu bayrağın arka tarafına doğru geçin. Gidin gidin gidin. Ben şarkı söyleyeceğim arkam dönüp. Şarkıyı durdurduğum anda arkamı döndüğüm dakika, anda arka... Efendim. Rol düşeyim. He. Bir V'ye basar mısınız? Sol altta nokta var ya o 4 olsun. Uzaktan duyulmuyor da onu 4 yapayım. Tamam. Tamam. Aklıma mükemmel bir oyun geldi. Evet başkanım. Rolde miyiz Gugu ona göre? Evet roldeyiz. Ha, roldeysek tamam bozmayın. Şimdi ben arkamı döneceğim.
Ben arkamı evet. döndüğüm anda sabit duracaksınız. Tamam. Şarkı bittiği anda biraz açılın ama ayrılın birazcık. Biraz ayrılın. Caddelerde rüzgar, gönlümde aşk. Gece yarısında eski. Siktir git. Aa! Siktir git. Amına koduğum. Elendi o. Şarkı söylüyorlar. Kızım sen de. Ay siktir aa git. Başkanım. Siktir aa git. Başkanım. Popom acıdı başkanım. Siktir git. Poponu kremleriz. Sıkıntı yok. Tamam. Şarkı söylüyorlar. Aha ne oldu? Par topum bitti. Veriyorum başkanım. Sen siktir git. Siktir git. Kafama geliktir git. Kim kaldı? Ben kaldım. Başka sert bir şey yok mu ya? Sert bir şey yok mu? Vereyim başkanım. Daş ver. Var başkanım. Sert bir şey versene bana sert. Ya bir sert bir şey verdim, ver bana. Verdim başkanım. Allahu ekber. Adam ölük başkan. Mete Bey, adam ölük. Çağırın. Ambulans çağırın bunu şey yapsınlar. Kazandım zannetti. Gaza geldi. Kazandın mı başkanım? Onu kaldırın. Ambulansa bağlanın. Bir şey ben ağlama gelin. Lan. O kadar ağlama. Ambulans. Doktor gel doktor. Ha iyileşti lan. Doktor bir rektal tuşe lazım Mete Bey. Rektal tuşe. Hemen. Mete abi. Doktor ne? Karnına bıçak girik. Ulan ben kafama göre oynuyorum. Doktor nereden çıktı? Yaşayacak mı doktor? Olumsuz durum yoktur. Her şey yolundadır. Ya. Yaşayacak mı doktor? Fena değil. Ölür mü ona bir şey olur mu amına koyayım? Şunu alık. Alayım. Al bunu kullan. Ya ne verdin bak kötü bir şey vermiyor herhalde. Başkanım yola çıksak iyi olur. Hadi baton, çıkalım. Baton olmaya gelmek üzere. Çıkalım beklesin. O kıl gerekiyorsa bekleyecek. Gidelim. Arkadaş hazırlanın yola çıkıyoruz. Herkes geçsin arabalara. Arkadaşlar hazırlanın. Başkanım çok sevdiğiniz otobüsümüzü de buraya koyduk. Güzel. Güzel. Seçimler yaklaşıyor Hugo. Bir çalışma yapmamız lazım. Yapacağız başkanım. Medya satın alması yapmamız lazım. Tüm kanalları alacağız başkanım. Şu an %70'i bizde. Onu %100'e çıkartacağız. Tamam. Başkanım. He. Buyurun efendim. Geleyim. Hangi telsizdesiniz Gugu? Başkanım biz 31'deyiz. İstiyorsanız gelin. Eğer çok kafanız içerse 33'e geçersiniz. Hasan önden gitmiyor mu? Hasan aracın aşağıdan sen. Telsize girdim. Akıllı konuşsunlar. Başkan geldi telsize de ona göre hareket etsinler. Telsize başkan bağlandı. Düzgün konuşun. Hasan araca geç. 5'te 5. Anlaşıldı. Arkadaşlar selamlar hepinize. Başkanımız konuşuyor. Çıkış çıkış harekete. Bir dakika dursana Gugu. Gidiyoruz beyler. Sesim geliyor mu Gugu? Bir ihbar var. Ananı sikim. Gözünüzü dört açın. Yetmişe sabitleyin arabaları. Tamam. Başkanım buyurun. Çayınız demle. İstediğiniz gibi tam. Eyvallah sağ ol kızım. Sağ ol. Hasan sen arkaya geçsin Hasan.
Kızım sen bundan sonraki yolculuklarda yanıma gel. Tamam mı? Sesim geliyor mu kızım? Lan sesim geliyor mu? Allah Allah! Bas konuş tuşunu mu değiştirdik ya? Kızım bundan sonraki ileride sen yanıma gel. Tabii başkanım, gelirim. He, iyi bakalım. Çayınızı içtiniz mi başkanım? İçiyorum, içiyorum, içiyorum. Afiyet olsun, yarasın, bal şeker olsun. Sağ ol. Sağ ol. Nuri Bey, arka tarafta durum nedir? Sesi düzelttim, efekti düzelttim. Gugu'ya bir Nuri, telsizden mi ulaş bakalım, ne durumdayım? Ben duyuyorum kendisini. Lan Mete! Emredin efendim. Düzgün sür, yavaş sür, çayı döküyorum. Düzgün sür. Mete Bey. Emredeyim. Başkan, ki normal mi durumu? Problem yok. Bugün şimdi planımız neydi? Nereye gidiyorduk Mete? Anlat bakalım. Efendim şu an Beyaz Saray'a gidiyorduk. Beyaz Saray sizin kendi sarayınızı size gösterecek. Tamam. Ardından başkan arkada kaldı. Kıl Cumhuriyeti Başkanı gelecek. Onu karşılamaya havaalanına geçiyor. Güzel. Güzel. Söyle şu sirenleri kapatsınlar. Kafam sikildi. Arkadaşlar siren değil, sadece korna. Sirenleri kapatsınlar. Söyle, kafam sikildi. Sirenleri kapatın. Mete. Emredin efendim. Söyle, bu sirenler kapanacak. Arkadaşlar tüm sirenleri kapatsın. Yavaş gidelim buralarda. Mete çok sallıyorsun. Daha sakin sür. Biraz sesin çıksın. Emredersiniz efendim. Gelmek üzereyiz. Duyuyor musunuz başkanım? Duyuyorum, evet. Hadi, hadi. Duyuyorum Gugucuğum. Telsizdeyim Gugu. Duyuyor musun beni? Duymuyorum başkanım. Bir dakika. Telsizdeyim yani. Discord telsizindeyim amına koyayım. Anla. Anladım başkanım. İşte bu yüzden anladım. Sensin. Eylemciler var, eylemciler var. Dikkat edin, dikkatli olun. Nerede dikkatli eylemciler olun. Var? Lan yavaş amına koyayım. Ne yapayım? Kim o ya? Etrafa dikkat edin. Kim o? Drift atan kim? Efendim onunla hemen ilgileniyorum. Onun bir bağ kurulu sigortasını, TC numarasını falan. Ayyuk mu? Dur. Beyefendi hemen inmeyin arkadaşlar, inmeyin. Etrafın güvenliğini alacağız. Selamünaleyküm. Almayın selamı. Vatanın anasını siktir. Almayın. Bu influencerlar ne olacak başkanım? Ne olmuş influencerlara? Vergiler cep değil, göt yakıyor göt. Başkanım bu nedir yahu? Neyin vergisinde göt yakıyor? Kullanıyorum ya bala. Oksijen kullanıyorum ya. Çıkar telefonunu bakayım. Çıkartamam ki. Yok. Ya sen başkanım. Kaç yaşındasın? 9 yaşındasın sen. Neyin telefonu zaten sana? Ne 9'u ya? Çok burası bu ses. Sesimle dalga mı geçiyorsunuz ya başkanım? Allah Allah. Bir grup serseri, bir grup kendini bilmez, toplanmış yolumu kesiyor. Neyi derdiniz de sizin? Ne demek serseri ya?
bu adam vergiler yüzünden 2019'da kaldı. Yeni yıla giremedi ya bu adam. Nasıl giremedi yeni lan? Bak, yediniz önünde yemediniz bak. Arkanızda. Bak en sağdakinin tipine bak. Sayın başkanım, bu çocuk geldiğinde Çinliydi, şimdi Japon. Ulan zamanında Bitcoin atsaydınız pese bekler, her boku bizden bekliyorsun, devlet mi yapacak her şeyi? Allah Allah. Efendim Bitcoin alacak parayı nereden bulduk? Siz ne kadar verdiniz biliyor musunuz? Anası bellendi ya ülkenin. Ya anası be, ananı dal git. Toma geldi, başka mı geldi? Bir saniye, sol kolum ameliyatlı. Ananı dal git. Sol kolum ameliyatlı, dokunma. Avrupa bizi kıskanıyor, kıskanıyor. Almanya bizi kıskanıyorsun. Ne şey yapıyorsunuz? Benim babam üvercüler yüzünden istifa etti, taksi süremiyor. Eskiden kuyruklar vardı, şeyler vardı, sıraya giriyordunuz. Mal mal sıraya gidiyordunuz, gerizekalı gerizekalı. Sıra yok, bir şey yok artık. Neyin kıskanması? Başkan! Toma müdahale etse mi başkan? Toma müdahale etsin bunlara, Toma. Bekleyin, ananı sikecek o Toma, ananı sikecek. Çık lan yerine hadi alın. Toma müdahale et, Toma. Müdahale et, Toma. Müdahale et Toma bunlara. Sekreter bitti bize, bizim sokuyor. Bir grup kendini bilmez. Burada başkanlık yapıyor. Başkan artist yapıyor. Derdiniz de lan sizin, derdiniz de. Başkan gidelim, tamam bunlara. Versene pislikler. Bugu arabalara geçin. Evet, Toma onları sürekli ıslatsın. Kalkanı indirsin, kalkanı indirsin. Tamam başkanım. Yavaş oğlum, yavaş lan. Pardon başkanım. Sende niye ciddi var? Baş korumayın başkanım. Ha, baş korumasın. Yarış araba sarmışsın kendine ha. İleri çık Kuku. Neye bak ya? Gidelim. Toma durmasın. Toma sürekli su sıksın. Sürekli. Araçlarım. Kalkanı indir. Kalkanı indir. Kalkanı gördün. Sık suyu. Google sesim geliyor mu? Geliyor başkanım. Gel sizden konuş. Konuşurum başkanım. Geldik mi he? Geldik başkanım. Tamam, telsizden çıktım yanımdaysan. Başkanım yanınızdayım da istiyorsanız telsizden siz 35'e girseniz de ben de oraya gireyim. Gireyim. Sesim geliyor mu? Geliyor başkanım, başkanım, tamamdır. Tamam. Buraya çok acil olmadı mı kullanmayalım? Yanımdayken kullanmayalım. Tamamdır başkanım. O tomalara, Gugu, tomalara emir ver. Benim bizzat birebir eminimdir. Kalkanı bir daha sulasın. Kalktı mı sulasın. Tamamdır başkanım. Yıkanmıyorlar pislikler orada. Bir haftadır orada yıkanmıyorlar. Orada çimeni şey yapmaya geldiler orada. Tohum dikeceklermiş, çimen yapacaklarmış, bir şeyler yapacaklarmış. Onlar bir haftadır orada yatıyorlar, sikişiyorlar, bir şey yapıyorlar. Onlara burada sesimizi çıkartmıyoruz. O piç kurularını sürekli yıkayın. Temizlensin. Abdest aldıkmayı öğrenin. Boy abdestini alanı salın. Sürekli sıkı suyu. Araçları çıkış pozisyonunda tamam, hazırlayın. Başkanım. Orada çimenlerden sıkışıyorlar onlar, ben biliyorum onları. Çıkış pozisyonunda hazır kalsın araçlar. Kızım sen de bak bana toplum içerisinde çok yakın davranıyorsun. İnsanlar nereden biliyor benim seni bafilediğimi? Başkanım dayanamıyorum demek ki, ne yapayım, çok cazibelisiniz. He aferin maşallah, bende de böyle bir olay var işte. Maşallah. Biraz cazibem var ya o konuda, sen haklısın şimdi bak, bu savunmandan sonra sana da hiç kızamıyorum ki. Aa başkanım. Evet, burası mı lan bizim yeni bina? Evet efendim. Mete Bey siz gezdirir misiniz burayı? Benim dışarı kolaça etmem tamam. Lazım. Buyurun başkanım. Dışarı kolaça net. Sekreter bitti. Sıra bizde mi? Burası sarayın bahçesi efendim. Yok ya, ben de alışveriş merkezi zannettim burayı. Haklısınız efendim. Allah Allah. Güzel gezdir lan. Ben de buraya top saz zannettim, burası bahçesiymiş. Doğrudur efendim. Vatandaş geliyor. Efendim bahçede. Bir tane kuşlar için bir tane çeşme yaptırdım. Kuşlar için çeşme mi yaptırdınız? Evet. Ya salak saçma işler yapmayın amına koydum yerinde ya. Benden emir aldınız mı amına koydum kuşlar için? Bu kuşlar aynen. Burada yiyecek yiyecek, sonra kafamıza sıçacaklar bahçedeyken. Bunlar eğitimli kuşlar efendim. Allah Allah. Taklacı güvercin. Taklacı güvercinse tamam. Hadi gidelim. Bu fışkıyayı kıran olursa da bilgim olsun ha. Anlaşıldı efendim. Kim kırdı şakası yaparım. Burası sarayımızın girişi ama şu an tadilatta olduğu için efendim içerisi kapalı şu an. Size
manzarayı göstereyim efendim isterseniz şu taraftan. Mete! Mehmet efendim. Şu fışkıya iki tane hamsi at. Onlar o da dönsün dursun, onlara besle günlük. Tamam mı koçum? Anlaşıldı. Aferin. Bugucum durum nedir? Başkanım bir şüpheli paket ihbarı var dışarıda. Onunla uğraşıyoruz. Şüpheli paket mi? Evet başkanım, şüpheli bir paket bırakılmış. Nedir? İçinde ne var? Olmadı Mete'yi gönderim, içini bir açsın baksın bakalım. Patlamazsa ben de bakarım. Başkanım az sonra bir fünye işlemi gerçekleştiriyoruz. Patlatacağız. Ha iyi iyi. Yoksa gelin. Fünyeyle patlatın bakalım. Sıkıntı olmasın bize de sonra. Başkanım gelin istiyorsanız. Efendim gördüğünüz gibi şu yukarıda hemen binanın üstünde silahlar falan geliyoruz. Var. Acil bir durum için. Ha güzel. Buradan hava saldırılarına karşı ne durumda burası? Hava saldırılarına karşı şu an tamamen güvenli durumda. Hemen karşılık verebiliriz. Uyumlarımız açık. Burası böyle çok topluma yakın bir bölge değil değil mi? Halkın böyle alt kesimin, fakirlerin bölgesi değil değil mi burası? Zengin yok. Gördüğünüz gibi tüm şehir ayaklarımızın altında. Bütün her şeyi görebilirsiniz burada. Güzel. Güzel. Tamam şu fünye işlemi yapacakmışız. Ona bir gidelim bakalım. Hemen bakalım başkanım. Fünye nasıl bir patlama olacak onu bir görelim. Başkan yoldadır, dikkatli ol. Kuş yuvadan çıkayı tamam. 10 dolar maaş iyi para. Başkanlar da çok kazanıyor. 10 dolar ne kadar biliyor musun? 1 dolar 6.5 bin TL oldu burada. Para levrende. Şüpheli paket var. 10 dolar iyi para yani. Nerede şüpheli paketimiz? Hemen şu önümüzdeki boş alana gelin başkanım. Ekipler geldi mi, patlatma ekipleri? Geldi başkanım. Tamam. Güzel. Başkanım. Bu mu ekibimiz bu mu? Evet. Ekip bu. Bir patlatıp geliyorum başkanım. İçinde ne varmış bakıp geliyorum. Tamam. Ne varmış içinde? Ekibe abi dikkatli ol, başkana sıçrama ya. Kırmızı panga çıktı başkanım. Kızım sen niye buraya sipariş gönderdin ay, yeni eve? Ay benim tangam yanlış. Ay başkanım. Başkanım. Hasan Bey bir saniye müsaade eder misiniz? Senin o amin... Evet. Başkanım çok affedersiniz gerçekten. Ben beğendiğiniz için almıştım ama yanlış yere. Kızım. Arkadaşlar sakin olun, tamam bana ait, bana ait. Herkes devam edebilir, teşekkürler. He, sekreter ablaya aitmiş. Güzelim tankaya patlattık. Ne giyeceksin şimdi? Bir şey giymem başkanım. Ulan Hasan gerizekalısı. Bu egzozdan ne ya? Efendim başkanım. Sana milyon dolar bütçe verdik, sprenin ami mi aldın? Başkanım bu kadar jipe bineceğimi fındık ya da namiye biniyordum. Gerizekalı salak. İyi yapıyorsun. İyi yapıyorsun. Bunu almayalım ya, bu bizimle gelmesin ya bu. Sen turla ya şehirde. Rezillik ya bu. Kıl Cumhuriyeti'nin Kıl Batu'ya mı geliyordu bugün? Kim geliyordu? Evet efendim. O Kıl şimdi bunu görürse güler müler, şimdi onun gülüşünü de hiç kaldıran. Babası da öyle gülüyordu, bu da öyle gülüyor, oğlu da öyle gülüyor. Kıskanmasınlar başkanım. Onlar da yoktu. Senin burada. Amini kim kıskansın gerizekalı? Doğru dediniz başkanım. Tamam. Plan nedir Gugucuğum? Anlat bakalım şimdi. Başkanım şu an havalimanına doğru yola çıkmamız lazım. Geliyorlar. He, onları mı almaya gidiyoruz? Evet, araçlara evet, çıkış yaparız. Peki ruhani durumlar nasıl? Gerginler mi? Nasıl? Sanki mutlu gibiler başkanım. Uçak gemisi alacakları için. Ha, iyi bakalım. Satarsak tabii alırlar. Aynen, anlaşabilirsek satarsak. Diyelim. Buyurun başkanım. Kaçtan bırakayım ya onu? Başkanım 20 milyondan açın kapıyı. Tamam. Bir de başkanım, eşantiyon vereceğiz, unutmayalım. Tamam. Yapılır. Kapat lan kapıyı. Arabalara geçin. Başkan arabaya binek. Kuş yuvadan çıkayı tamam.
Başkan buyurun. Şarkıyı değiştir şarkıyı. Pro için de değil de pro içirtince rahatlıyorum ya ben. Ben özel bacağımı da sarmıştım sizin için. Başkanım. Öyle mi? Baldırda mı sardın? Evet başkanım. Efendim siz telefonunuzdan o şarkıyı bir şey yaparsanız yani müzikleri bir sessiz alırsanız. Nasıl alınıyor? Hani o telefonunuzda bir ESC var oradan müzik yerlerine bir gelseniz. Ben buraya gelene kadar ama kanal kapanacak ya. Oradan bir radyoyu kapatalım efendim. Ya yavaş git hayvan! Ay. Bunlara emir veriyorum bir dakika. Emredin efendim. Bubucum sesim geliyor mu? Geliyor başkanım. Bu koruma kadrosundaki bütün yarış arabalarını değiştirin. Tamam tamamdır başkanım. Hepsine düz standart Mercedes istiyorum. Bu ne ya? Tamamdır başkanım. 550 beygirlik arabaya biniyor. Hayvan herif bir de drift yapıyor. Drop yok şu an yayında. Yayında drop var mı bakayım? Yok, 8. 4 yola dikkat edin. Bir drop yok hocam şu anda. Drop yok. Nasıl? Dünyanın en saçma işini yapıyoruz ama makaramızdayız yani. Kaç dakika yolumuz kaldı lan Gugu? 5 dakika başkanım. İyi bakalım. Söyle korna basmasınlar. Korna basmayın arkadaşlar. Anlattı bu. Korna basmayın lan. Başkanım size bir bilgilendirme geçeyim benden hazır burada biz bizeyken. Geç bebeğim. Sayın Mintaş kıllarından dolayı biraz müzdarip. Kıllarından evet. Bahsedilmesinden asla hoşlanmıyor kendisi. Allah Allah. Evet, bunu koz olarak kullanabilirsiniz sayın başkanım benim maşallah. Bunu kozolak olarak kullansam peki? Kozolak olarak istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Mete arabayı sağa çek. Mete dur arabayı sağa çek. Dur. Dur konvoy dursun. İn arabadan. Arabadan in. Kapımı aç. Gel kapımı aç. Başkan durur. Sıkatlı ola. Böyle yapalım. Ben az önce ne dedim? Ne dedim az önce? Korna basmasınlar dediniz efendim. Ondan sonra ne dedim? Ne dediniz efendim? Yo ne dedim? Sekreter dedi ya o kıllarından müzdarip dedi. Kılı dedi koz olarak kullanılsın dedi. Ben ne dedim o esnada? Koz olarak kullanılır mıyım dediniz? Evet. Böyle mükemmel bir şaka yaptım ben. Doğru mu? Evet. Evet efendim. Neden gülünmedi? Efendim gülündür ama kızarsınız diye içimden güldüm. Neden gülünmedi lan? Ha? Niye gülmüyorsun niye? Hayırdır amına koyayım sen kim? Kime gülüyorsun sen buna gülmüyorsan? Ha? Ha emredersiniz efendim. Seni terbiyesiz. Sen dur kızım sen dur. Sen dur sikeceğim şimdi seni burada. Tövbe estağfurullah. Şimdi bir daha yapacağım şakayı. Gülüyorsun anlaşıldı mı? Emredersiniz efendim. Kızım bir daha yaşa da anekdot istiyorum. Aynı anekdot istiyorum. Bir daha yap bana aynı. Tabii başkanım. Hasat. Tabii başkanım. Şimdi mi yapayım? Yok ya burada yarına kadar burada bir kampımızı kuralım. Yarın öğleden sonra uyanalım. Bir ızgara yaptıktan sonra yaparsın. Efendim sayın Mintaş kıllarından müzdaripmiş. Evet. Bunu koz olarak kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Kıllarından mı? Peki bunu kozolak olarak kullansam? İlahi başkanım. Güzel, bu seferlik affettim. Hadi devam. Devam. Araçlara geçelim. Arabalara. Hareket edelim. Açayım başkanım. Devam. Ya siktir git sen ama. Bu
Hastalar ya. Bugu, bu sirenleri bir susturun, koruna basmasınlar. Söyle, bir daha son kez uyarıyorum ha. Tamamdır başkanım. Sirenleri kapatalım arkadaşlar, koruna basmayın. Arkadaki araç. Sirenleri kapatsın söyle. Ben basmıyorum abi. Arkada ben varım, bak. Gugu. Gugu. Benim Gugu Bey şu an bizim tesiste. Baba baştan seni arıyor. He, o zaman şey desene. Ulu Kurt Partisi müziği hazır mıymış? Bu Bey, Ulu Kurt Partisi müziği hazır mı? Başkanım. Gugu. Efendim başkanım. Ulu Kurt Parti müziği hazır mı? Hazır başkanım. İyi, güzel. Onunla giriş yapalım. Onlar geldi mi ver Ulu Kurt Müzik Partisi başka şeyini ver, müziğini ver. Sonra kes. Onlar öyle gelsin. Biraz şekil koyalım. Tamamdır başkanım. Fasatların sonuna doğru yanaşın. Gugu Bey, sireniniz açık kapat, kaldı. Kapat, sireni kapat. Evet, korumalar yerleşti. Keskin nişancı yerinde midir? Etrafın güvenliğini sağlayın. Sağlayın. Nereden gelecek bunlar? Şu taraftan iniş yapacaklar efendim şimdi. Ha, buradan iniş yapacaklar. İyi bakalım. Evet. Ekleyelim bakalım. Umarım pilotların eli tutuyordur. Bu ne diyor ya? Sen neyi sorguluyorsun ya? Hiç başkanım, kendi kendime düşünüyorum. Sen nereye park ettin arabayı? Arkaya çıkışı bıraktım başkanım. Ha, iyi bari, rezil etme bizi. Başkanım, geldiklerinde vereyim mi bizi? Geldiklerinde ver, müziği geldiklerinde ver. İnerlerken gel, konuşma esnasında geçtiğimizde müziği kapat. Tamam, tamamdır başkanım. Başkanımızı bekletiyorlar, ne rezilliktir bu ya? Beni bekletiyorlar değil mi? Evet başkanım, indi bu başkanım, uçak indi. Kıl kurdu, iniş yaptı. Kıl kurdu mu? Anlaşıldı, anlaşıldı. İnmişler efendim. Benim burada ayakta beklemem doğru olmaz. Ben arabada oturayım. Tamam başkanım, hemen oturun, görmesinler. Oturun. He, onlar gelince kalkayım. Benim sonuçta arabada oturun isterseniz başkanım. Yağmur Hanım, ön tarafa biner misiniz? Tövbe yarabbi ya. Siz inin. Efendim, iniş yaptılar. Başkanım geldiler. Meslek taşım nerede ya? Biraz yoğundum. Hoş geldiniz Sayın Mintaş. Hoş bulduk, hoş bulduk. Oo Mintaş, hoş geldiniz. Hoş bulduk meslek taşım da savaşa mı gidiyoruz? Bu silahlar ne ya? Şimdi bölge güvenliğini korumak için ikimizin güvenliği içinde. Silahlarımızı indirelim arkadaşlar. Silahlar ben sok. İkimizin güvenliği için bu silahlar. Nasıl geçti yolculuğunuz? Vallahi iyi geçti meslektaşım ya. Gayet iyiydi yani yol.
Tatlı. Ha. Bugün buraya gelme sebebimizi herhalde söylemişlerdir. Söyle, otururuz konuşuruz ya. Otururuz konuşuruz onu, hiç sen kafana takma. Çok güzel yüzüne tamam. Takma onu. Onu netleşiriz. Biliyorsun ki hani zamanından beri hani ben senin babanı da tanırım, seni de tanırım. Hiçbir sıkıntımız yok. Aile dostu olduğumuz için en zamanından beri. Tabii. O yüzden o zaman ne yapalım? Açlık tokluk durumu nedir? Vallahi yani şöyle güzel bir muhabbetin eşliğinde gider diye düşünüyorum. Tamam. Tamam. Hatay soslu dürüm mü? İskender mi? Ne tercih edersin? Zurna. 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 Zurna dürüm. Mete. Zurna. Mete nerede? Emine efendim. Gel buraya. Emine efendim. Mintaş, sevgili Mintaş. Evet. 45 santim mi hala? Sen biliyorsun. Efendim, kendisi 70 sever ama. 70 santim. Yo, yo, başkanım biliyor ya. Saygıdeğer meslektaşım biliyor. Vallahi çok uzun zaman oldu. En son 45 santimi çok rahatlıkla yiyordun. Evet, beraber yediğimiz o gün çok iyiydi. Çok hoş sohbet etmiştik. Evet. Hatırlıyorum. Lan Mete! Emir efendim. Git başkanımıza sen bir 75-80 santimlik bir zurna yaptır. Yedikçe büyüsün zurnası. Efendim, hani tam bittim an... sonuna geldim derken bir 20 santim daha çıksın. Mete Bey, o gün siz de oradaydınız. Sizin zurna yeşiliniz de hatırlıyorum. Aynısından olsun. Hani size ben yedirmiştim hatta ellerimle. Gülesim geliyor mu? Efendim, şu an evinizde zaten yemek hazır. Sofra hazır. Zurna dürümleri de ekletirim şu an. Biz gidene kadar zaten onlar hazır olur. İyi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Yavaştan geçelim o zaman. Geçelim arabalara. Arabalara. Soner'cim, çocuklar arabayı halledersin. Siz hangi arabayla geliyorsunuz? Ya bu arabayla geleceğiz ya. Batuhan Bey bizim arabaya geldik. Gelin buyurun. Buyurun başkanım. Hasan, siktirik başımdan. Kapat. Kapat kapıyı Hasan. Kapattım başkanım. Çıkış yapayım. Meslektaşım bu Hasan yeni mi ya? Ya bu şimdi Hasan torpilli ya bu. Bizim bir korumanın bir tane kuzeni mi neymiş? Biliyorum, biz de adam alma yöntemlerimizi hep tanıdık. Anladım. Güven abi, esaslı ilerliyoruz biliyorsun. Bu gerizekalı KPSS'den 70 puan aldık. Zor zor 70 aldırdık da mülakatla aldık yani. Geldi mi? Anladım. Sizde ne var ne yok? Nasıl? Vallahi iyi, nasıl olsun? İş güç, devlet işleriyle uğraşıyorum. Bir yandan babamla uğraşıyorum. Hayırdır, baba nasıl? Ya iyi de işte bu aralar biraz... Tabii işlerimin elini aldım. Bölüyorum. Tabii. Gugu, beni duyuyor musun? Duyuyorum başkanım. Şu kornaya bas. Kimse korna çalmasın. Arkadaşlar, tamam, kimse başkanım. Korna çalmasın. Siren yok, korna yok. Bir de şu Mete Bey müziği birazcık kısabilir. Kıl oldum iknelere ya. Evet. Korna. Olma. Siz de rahatsız olmadınız mı? Evet, ben de rahatsız oldum birazcık. Aşırı kıl ettiler beni ya. Geldik korna çalıyorlar, gittik korna çalıyorlar. Neyse, ne diyordum? İşte arayı kapat. Babam boşa çıkınca biraz kendini alkole vurdu, ayıptır söylemesi. Evet. Onunla uğraşıyorum işte birazcık yani. Öyle. O yüzden biraz sıkıntılı geçiyor ilişki durumu. Anladım. Hayırlısı olsun ya. Sağlık olsun. Ön taraf az yavaşlayın, 80'e sabit. Siz ne yaptınız? Nasıl gidiyor devlet işleri? Vallahi ne yapalım? Ne yapalım? Vergileri arttırdık yine. Yine? Yine bir vergi arttırımına gittik. Ne yapalım? Maliyeti mi? Masraf çok. Kolay mı ya? Masraf çok. Baksana ama ne güzel yollar var. Güzel. Görüyor musun? Şerini hale getirdik. Duble yol mu? Duble yol yaptık ya buraya. Köprüleri kime yaptırdınız? Köprüleri... Ben yerli yaptırıyorum. Ya... Batuhan'cığım. Evet. Hiç işi bilmiyorsun ya. Versene ihaleyle onları Çin'e, Japonya'ya. Yusuf. Vatandaş ödesin ya, Allah Allah. Ne oldu, bir götün yemedi sanki buna cevap vermeye? Yok, verebilirim canım. Niye vermiyorsun? Sonuçta ben ütopik bir devletin başkanıyım yani, başkanım. Ne, biz de ütopik bir devletin Sayın başkanıyız. Meşlektaş. Oyun lan bu. Ne Yapan oyunu burgu. Başkanım? Sayın meslektaşım. Evet. Sirenleri duyuyor musun Sayın Başkanım? Sirenleri onlar kapatıyor. Oyundan gelmiyor mu? İnşallah. Bu sirenler oyundan gelmiyor mu? Sirenleri kapat.
Kafam sikiyor amına koyayım. Sayın meslektaşım inşallah o yani öyledir diye düşünüyorum. Bakıyorum. Evet galiba öyle. Evet tamam. Güzel. Kapatıyorum. Öndeki hanımefendi kim? He. O benim sağ kolumla değil, sol kolumla değil ama bir organım yani. Yakınım, sekreterim o benim. Sağ kalemim, kalemim. Evet, çok yakın bir organıyım, evet. Anladım. Kalemim benim. Güzel kalemim, Sayın Başkanım. Nasıl? Nasıl, nasıl? Yok, o anlamda sormuyorum. Hani nasıl, beğendin mi, kadroyu beğendin mi, onu diyorum. Ya on numara, pırlanta gibi çocuklar ya hepsi. Aynen. Bir Hasan birazcık şeyime geldi ama o araba ne ya? O araba o biraz kişisel zevklerine düşkün bir piç kursu ya o. Onu şey yapma yani. Biraz Stren kişisel. Stren Ami deyip duruyor. Onu aldık ona. Meraklısı. Garip bir çocukmuş. Garip bir çocuk. Senin burnuna ne oldu ya? Hayırdır? Operasyon mu geçirdin? O nasıl bir burun? Tövbe estağfurullah. Ya sorma ya. Babamın olduğu aynı estetik cerrahında ben de oldum. Sonuç aynı oldu. Adam başka tip yapamıyor herhalde. Burnunu böyle yaptı bıraktı. Öyle mi? Evet. Baban nasıl peki? Baban nerede? Nasıl? Sağdan giriş yapacaksınız. İyi. Devam yani, mı alkole? Bir yandan alkol, bir yandan kürdandan ev yapıyor kendine. Öyle garip garip hobiler edindi. Anladım. Gugu, sesim geliyor mu? Geliyor başkanım. Bu daha bayır. Sağımız solumuz daha bayır. Bak ben bir kıllandım ha. Yok başkanım, burası eviniz başkanım. Özel korunuyor burası. Yani başkanım. Batuhan evet, Bey de kıllandı bak. Korumaları şey yapın. Birazcık evet, rahatsız oldum. Rahatsız o hep oldum. Kullanıyor başkanım. Meslektaşım. Ha tamam iyi bari seni duymuyor. Bizim de böyle bir fakirhanemiz var Batuhan'cığım. Böyle bir fakirhanemiz var, böyle bir şey yaptırdık. Burayı yeni mi yaptırdınız ya? Ha burayı yeni yaptırdık ya. Dön bakayım kızım sen mi? Ha bu hiç olmuş mu ama bu etek? Hiç bu kombine yakışmış mı yani? Güzel olmamış mı başkanım? Ya çok güzel olmuş da hani bunun yırtmacı nerede? Yırtmaç tam Allah arkamda. Allah Allah. Evet. Bir daha böyle yapma bir daha. Dövme beğendiniz mi başkanım? Ayak bileğimde. Çok güzel, çok beğendim. Teşekkür ederim. Evet neyse daha fazla şey yapmayayım. Efendim buyurun içeriye. Şöyle içeri gidelim yavaştan. Geçelim. Batuhan o ceketi nereden buldun? Ceketi özel dikim ya. Bu. He. Babamın terzisini de yaptırıyorum hala. İyi. Sen de parayı yemiyorsun ha. Ne yapacaksan bu kadar parayı. Peki ya sen biz biraz mı? Daha şey yapıyoruz yani. Yoksa çok isyan çıkartıyorlar. Bu yanlış kapı olabilir. Başka evet, buradan yanlış de. Kapı. Buradan olmadığını anlatmak buyurun için. Buyurun efendim. Kapıyı işte bu arada zevkleriniz de fevkalade hala. Eyvallah. Nasıl sayın peki? Zevkim nasıl? Buyurun efendim buradan. Başkanım buradan. Buyurun. Başkanım. Buradan gel. Başınızı buradan döndürdüm mı? Biliyorum evet buyurun. Dur kızım sen bir dakika dur. Gel bismillahirrahmanirrahim. Şöyle geçelim. Şöyle geçelim canım. Bu resimlerin bir hikayesi var mı? Sayın meslektaşım. Şimdi şöyle şu soldaki benim ilk gaziyi kazandığım at. O bir devam mı? Ha, evet. Sağdaki de onun babası. Babası benim de, benim babamların at çiftliğinden o büyütmüştük zamanında hatırlarsın. Sen daha küçüktün o zaman. Anladım. Hatırladım ya. Bak alttaki. Bolt Pilot mıydı? Bolt Pilot aynen. Bolt Pilot. Şu alttaki de bir tanesinde senin baban biniyordu onların birine de. Babam bir gün o gün biraz alkolik sarhoştu. Şey yapamadı. Bak burada da at şeylerimiz var. Gel bak benim nasıl atlara düşkün olduğumu biliyorsun. Bilmez miyim? Gel Hasan'ı çağırın bana. Hasan'ı getirin. Hasan Bey. Biliyordum başkanım. Lan düzgün yürü bak. Benim burada şey başkanım ben böyleyim biliyorsun. Batuhan'cığım bu çocuk da böyle. Atları ne kadar sevdiğimi biliyorsun Batuhan'cığım bak. Hasan. Oo eğitim vermişsin. Şurada koş sana. Biraz bakayım. Şu ileri geri git bakalım birazcık. Kişneyerek. Gerizekalı. Çocuk düştü ya. Evet oturalım. Oturalım başkan. Ne oluyor dışarıda ne oluyor? Dışarıda. Ne oluyor? Güvenliği sağlayın. Oğlum dışarıda ne oluyor? Hemen bakalım başkan. Başkanım buyurun sizleri buraya alalım. Böyle buyurun. Oturun lütfen. Buyurun. Böyle geçeyim. Almayayım arkayı.
Başkan güvenli mi diyor? Anlaşıldı. Başkanım her şey temizmiş, yolundadır. Başkanım kuş uçuyormuş, onu vurmuşuz. Ben biliyorsun köşeyi seviyorum. Evet. Hatırlıyorum. Tadı başka bunun. Bak denemeni öneririm. Beni ittir bakayım az bir şey ittirebiliyorsan. Heh, deniyorum ben de. Heh. Lezzet, lezzet yani benimki biliyorsun. Evet, Batuhan'cığım. Evet. Anlat bakalım ya. Şimdi şöyle, bizim birazcık babamla zaten çok seneler evvel konuşmuştuk bunu, askeri gücümüzü birazcık arttırmakla alakalı. Siz de hali hazırda uçak gemileri üretiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Şöyle, biz üretmiyoruz, yurt dışından bütün parçaları getirtiyoruz, yaptırtıyoruz, burada birleştiriyoruz aslında. Ama şimdi halka da üretiyoruz yerli... deyince gaza geliyorlar, yerli malı anladım. Deyince ne yapalım? Yine aslında hani dolar kuru üzerinden geliyor bütün parçalar. Ama malları anlatamıyorsun, gerizekalıları anlatamıyorsun bunu. Anladım, anladım. Yani devam o ki... Burada biraz... Namık Usta var, Namık Usta. Sana şöyle söyleyeyim, F-16 topluyor adam ya. Öyle bir adam yani. Diyorsun. Tabii, yerli üretim. Süper. İşte ben de dediğim gibi yani böyle birkaç tane uçak gemisi almak istiyorum. Bugün de eğer ki müsaittir, bana öyle iletildi. Müsaitse şöyle bir görelim, bir bakalım. Tabii. Ona göre bir anlaşmamızı, sözleşmemizi, ilişkilerimizi bir yapalım diyorum. Tabii tabii yapalım. Yapalım, hiç problem yok. Önce şöyle bir şey yapalım. Kim var burada? Mete, Gugu burada mı? Kızım, buradayım. Efendim başkanım. Kızım şimdi bütün medyaya haber sal. Tabii. Kameraman gir, resmi çek, kameraman Ulukurt çek. Ulukurt Partisi bir ilke daha imza attı. Metni veriyorum. Tabii ki. Ulukurt not Partisi alıyorum. Bir ilke daha imza attı. Yıllar sonra kendi evet. Kendi uçağımızı ticaretini yurt dışına ticaretini başlatmış. Avrupa'ya uçak satıyoruz. Avrupa'ya uçak satıyoruz. Aynen. Tamamdır. Tamam başkanım. Bunu yarın bütün kanallarda göreyim. Tabii ki başkanım. Bugünkü haber bülteninin yerine de... Oğlum çek bizi şöyle. Kameraman basma kameraman. Kameraman sen... biz seni arka tarafa doğru mu alsak ya? Bugünkü resim haber bültenine sen. De kapattım bütün haberleri. Ben manşet yapıyorum. Sen mi? Şirinler vermeye devam ediyorum. Fok balığı belgeseli verin bugün. Bütün haber saatinde. Fok balığı. Aynen. Fok balığı. Maymunla alakalı maymun da ver. Maymun da ver. Günün tabii anlamı ki. Ve özeti olsun. Maymun belgeseli ver. Tabii ki. Tabii ki hemen ileteceğim günle başkanım. Günle ne alakası var tam olarak? Nasıl canım? Diyorum ki tam olarak günün anlam ve önemi dendi ya, hani maymun bayramı falan mı var burada? Yok, maymun bayramı yok ya. O anlamda değil yani. Günün bir anlamı, önemi derken hani maymunlar akıllı hayvanlar ya. Onu diyorum yani. Tabii. Belgesel olarak yani. İnsanlar bilsin yani, anladın mı? Nasıl bir şey oldu? Affedersiniz hanımefendinin ismi neydi? Yağmış. Buyurun, zurna dürümünüz efendim. Teşekkür ederim. Buyurun efendim, Sayın Mintaş. Size de eğer sakıncası yoksa yemeklerimizin üzerine sayın meslektaşım bir kahve içelim diyorum. Hanımefendi yapsın mı? Acaba? Yok, başkanım. Yağmurcuğum sen geç şu tarafa, yanıma geç. Geç yanıma. Ama bir şey yapsa mı ya acaba? Ne mi yapsa? Yapsın ya, kahve ellerinden bir kahve içelim hanımefendinin. Mete'ye yaptırıyorum ben genellikle kahve. Şoförüme yaptırıyorum kahve ama kızı çok yormuyorum. Neyse ki bu seferlik sen yap Yağmurcuğum. Tabii başkanım. Oçup uçup 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 uçup. Oy 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 benim maymunum. Oy sen benim. Hadi siktir git, hadi yap bakalım bize kahve. Gidiyorum. Pardon, nasıl içiyorsunuz efendim? İstediğin gibi. Nasıl yani Batuhan'cığım? Efendim? Yağmurcuğum benim kahveme ne yap biliyor musun? Çok şekerli yap ama sade yap. Ben çok şekerli seviyorum. Sen bir parmağını batır çıkar. Tabii başkanım. Başka bir yere batırmak ister misiniz? Parmağını batır çıkar. Ben sen batırırım. Batır. İkisine de batır. Yok, benimkine batır. Batuhan'ınkine kim şeker at. Ben sizin zevkinize güveniyorum sayın meslektaşım. Aynısından olsun lütfen. Aynı baban gibisin ha Batuhan. Peki efendim. Hani hık uyum demiş. Kurusun. Hık demiş o burnundan. Düşerken düşmüş tutunmuşsunuz mi? Orada burun kırlarına tutunmuşsunuz gibi. Tam düşememişsiniz ama düşmek üzeresiniz yani, onu söyleyeyim. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Basın halen odadadır.
Basın bizi çek bakalım ya yarın manşetlere doğru. Çekeyim efendim. Ben Akkılı Severler ve Medya Satış Haber Merkezi Karamanoğulları Gazete İl Birimi Genel Kurgu Müdürlüğü Yardımcılığı Asıl Gazeteci Adı İsticilik ve Katman Üniversitesi Siyasi Bilimler Üniversitesi Teyare Tayyar. Şöyle efendim hemen. Teyare Tayyar mı? Bir gün evet, isim Teyare, soyadım Tayyar efendim. Teyare, bizi biraz güzel bir çek bakalım birkaç tane. Efendim hemen bükülelim. Çok güzel, çok güzel, çok ben güzel. Ben tam anlayamadım. Neydiniz? Benim namıydı. Sen, ben... Aslan şurada bir dur efendim, bakalım. Efendim ben Atkılı Severler Meclisi Haber Merkezi Karamanoğulları Gazete İl Birimi Genel Kurgu Müdürlüğü Yardımcılığı Asıl Gazeteci Aday Stajyeri ve Katman Üniversitesi Siyasi Bilimler Üniversitesi Teyare Tayyar. Bitti. Şöyle bir de beraber geniş kadraj alacağım. Çok izle. Güzel yaz altına güzel yaz. Bomba skandal gelişmeler diye. Efendim ilişkiler çok iyi yolunda gidiyor şeklinde. İlişkiler yolunda. Bütün ilişkilerimizin çok iyi olduğundan bahset. Sevgili Batuhan Başkanım, bu arada benim nişanlım da sizin memleketinizden hemşerim. Öyle mi ya? Sepetim var efendim. Çok, çok teşekkürler. Çok teşekkürler efendim. İnşallah silahlar konuşmasın. Yaşasın Los Santos. Görüşmek üzere. Mintaş Bey buyurun kahveniz efendim. Evde maşallah. Teşekkür ediyorum hanımefendi. Çok sağ olun. Şu parmağımı buyurun. Bir, şu parmağımı başkanım bir, buyurun. Şu parmağımı bir öp bakalım. Mua. Aferin kızıma. Afiyet olsun başkanım. Sağ ol canım. Sağ ol. Otur sen biraz dinle pompişim benim. O nasıl bir içme amına koyayım ya. Oh köpüklü köpüklü iyi geldi be. Vallahi iyi geldi. Şimdi Batuhan'cığım sizin ülkenin durumu nedir ya? Karada ne durumdasınız? Havada ne durumdasınız? Kısa bir özet geç bakalım. Şimdi şöyle zaten karada harikalar yaratıyoruz. Fakat işte hava kuvvetlerini de arttırdığımız için aynı zamanda bize uçak gemisi de dolaylı olan lazım oluyor efendim. O yüzden donanmayı da birazcık geliştirme yapmamız gerekiyor. O yüzden uçak gemilerinize talibim birazcık yani. Anladım. Tamam. Sana bir uçak gemisi benim sözüm olsun. Onun pazarlığını da yapalım. Sen yabancı da değilsin. Var mı aklında bir şey? Burada mı konuşalım? Nasıl yapalım Gugu? Burada konuşun başkanım isterseniz. Şimdi. Evet. Sen uçak gemisi istiyorsun. Hangi modelini istiyorsun? Vallahi sizin en son çıkarttığınız modelden. Başkanım, TCG katman. Evet, TCG katman üretiyoruz şu an. Onu istiyorsun. Bir model düşünüverelim ya, o da güzel. Nasıl yani? Yani son modelin verelim illa. Tabii, yani en yüksek teknoloji olması gerekiyor. Anladım, tamam. Ne kadar paranız var? Yani bizim işte bilirsin, böyle para konuşmayız çok fazla. Hani ne kadarsa kafi. Bir para için. Para konuşalım ama ya. Para konuşalım çünkü biz de bunu üretiyoruz. Maliyeti var bunun canım. Yoksa biliyorsun ben sana bedava da veririm. Biliyorum, bilmez miyim? Biliyorum evet. Biz ne kadara imal ediyorsunuz? Şimdi bizim biraz bir açığımız var. Bizim bir açığımız var, onu vergilerle bilmem neyle toparlamaya çalışıyoruz inşallah. Halk bazen böyle bir ayaklanma falan oluyor. Onu hemen bastırıyoruz. Çok şükür. O konuda hı-hı, bir sıkıntımız yok. Şimdi senin ne kadar verebilirsin bu ürüne? Efendim not alıyorum ben. Soner. Soner burada mı? Bizim çocuklar bir gelsin ya. Soner'i alın içeri alın. Yabancı değil. Alın içeri. Soner'i içeri alın. Soner'cim ne kadar bütçe ayırmıştık tam olarak? Efendim uygun görseniz 27 milyon maksimum verebileceğimiz tutar. Gugu gel bakalım. Bizim ne kadar bir ürün maliyeti ne kadardı şeyin satış fiyatı? Bizim maliyetimiz 35 milyon efendim. 35 maliyet milyon. Kuru. Kârsız. Kuru böyle tık boğaz mı 35 mi? Evet uçaksız. Bak işte. Nasıl ya başkanım, 30 milyon değil miydi? Lan siktir git ya. Allah Allah. Ne 30 milyon? Ben sevdim bu Hasan'ı ya. Ne kadar Hasan vergisini iyi ödedik, çocuğa onu benziyor. Yaptık. Bir 10 milyonla vergi desek 40 milyon. 40 milyon falan diyorsun. Batuhan'cığım nasıl yapalım ya? Sana yabancı da değilsin, seni de üzmek istemiyorum. Şimdi sayın meslektaşım. Sadece sana şunu söylemek istiyorum ya, bize de mi vergi demek istiyorum sana. Şimdi
Sevgili Batuhan'cığım, bize de mi vergi diyorsun da biliyorsun ki ben eşitlik benim için yönetimimdeyken hani herkesin de çok hakim olduğu bir şey. Eşitliğe çok önem verdim ben bu yönetimde. Biliyorsun yani bunu. Başka ülkelerden de çünkü devletler geldi bizden işte kaykay almaya çalıştılar. Biz skuter ürettik biliyorsun onu. Yurt dışına skuter ihracatımız vardı biliyor musun? Bilmiyorum biliyor musun? Yok bilmiyorum. Ha, skuter gönderdik Avrupa'ya. Çok güzel. Güvercin evet. İsmi güvercin. Güvercin adında yerli skuterimiz bizim çıktı daha geçen ay. Onu da gönderdik. Onun yine vergilendirmesini falan her şeyini yaptık. Bizim bir de maliyetimiz yok. Şimdi yeni bir tarafa taşınacağım. Yeni ev yaptırdım kendime. Küçük evcik yani öyle söyleyeyim sana. Anladım. Bunu gel sana 40 milyon diyelim mi? El sıkışalım 40 milyona. Bunca yıllık dostluğun hatırına birazcık daha makul bir şey yaparsın diye düşünüyorum. Buraya başkanım, ilişkilerimizi eşantiyon. Güzelleştirmeye... Sana güzel bir eşantiyon vereyim yanında. Bir de güzel bir eşantiyon. Bir de kargo ücreti almayayım seninle. Kargonu ben gönderteyim seni. Eşantiyonu verelim sana. Bir de eşantiyon ver. Gel 40 ay anlaşalım seninle. Efendim, eşantiyon nedir? Çok güzel. Sana çok güzel bir eşantiyon ayarlattım çocuklara. Bir tane kişisel bakım seti hediye edeceğim yanında da. O niye? İşte kişisel bakım ya. Hani agresif algılama yani. Kişisel bakımımız önemli yani sonuçta ülke yönetiyoruz. Anladım. Şöyle söyleyeyim. 26 bıçaklı var bir tane. Bir tane de 132 bıçaklı var. 132 bıçaklıyı sana ben hediye edeceğim. Kendinde kullandığın mı? Ben kendimde 2 bıçaklı kullanıyorum. Sana 132 bıçaklıyı ben hediye edeceğim. Tamam olur. Ben zaten yüksekliğime babamı veririm. Benim pek işim olacağını zannetmiyorum. Evet yine de sen hani bir dene yani anladın mı? Güzel. Müptelası olacaksın. Gel 35'te el sıkışarım diyorum o zaman. 39'dan aşağısını gerçekten kurtarıyor mu? Bak sen söyle. Kurtarmaz ki. Yok kurtarmaz. Kızım kurtarıyor mu? Sen söyle bakalım. Yok efendim maalesef kurtarmıyor. Az. Evet bak görüyorsun çocuklar da bak ne diyor bak. Nasıl kurtarmıyor ya başkanım? Mete şu Hasan'a bir tane tokat atar mısın benim için? Emredersiniz. Bir tane tokat at. Efendim dilerseniz benim çektiğim krediyle alabiliriz. Aa! Yok canım gerek yok. Başkanım, sayın başkanım belgeseli izleyiciler çok beğendi. Devam edelim mi? Hangi belgeseli hayatım? Özellikle maymun belgeselin efendim. Maymun belgeselini bir tane goril belgeseli verin o zaman yanına da. Orangutan belgeseli de verin. Hatta açın biz de izleyelim diyeceğim de başkanım şimdi işi de varsa yapmayalım öyle bir şey. Tabii başkanım. Onun kasetini kargoyla geldik. Şey yapalım verelim orangutan belgeselini nasıl hayatta kalıyorlar ne yiyorlar ne. İş konuşmaya geldik. Tabii efendim. Konuşalım diyorum ben. Tamam, 35'te kararlı olmaya başladım şu anda niye 39 bilmiyorum. 39 diyelim canım. Böyle bir haller geldi bana ben 35'te fitim gibi. Yok yani, ama eşantiyon vereceğiz ya eşantiyon yanında. Ayırdığımız bütçenin çok üzerinde yalnız bence. Ya canım benim dönünce biraz vergi arttırırsın %20 vergi zammı yaparsın. Efendim iki tane de uçak verelim. Efendim mantıklı geldi. Bir tane de otobüs verelim başkanım. Evet bir tane de iki uçak bir otobüs. İki uçak bir otobüs de bizden olsun sana hediyemiz olsun. Tamam anlaştık. Efendim 40. Şöyle ayağa kalkıp şu belgede bir imza. 40'a o zaman 40'a anlaştık. Yok. Nasıl yok? 39 dediniz. Ama yanında iki uçak bir tane de şey verdik ya. Tamam işte 39. Bir de full set yani... verdim sana 256 bıçaklı tıraş makinesi verdim. Tamam. İşte 40 etmiyor mu? 40 yapar o zaman. Ne yapar? 40 yapar. 40 yapar ve Ulukurt Partisi'nin bugün 40. günündeyiz. Bu evdeki 40. günümüz. Evet. Oraya bir imzala. Buyur efendim. Şuraya mı Mete Bey? Evet tam şurası. Oraya. Efendim. Oraya. Tamam, sayın başkanım sizin de imzanızı alacağım efendim. Benim imzamı alalım. Soner şu fotoğrafçıyı çağır bakayım. Lan tayyare. Fotoğrafçı geliyor dikkatli olan. Kalkamıyorum tayyare götüm ben. Yapıştı. EC yaparsanız efendim. Tayyare fotoğrafçı. Hep unuttuk biliyor musun bunları da? Bakayım bir saniye. Paketinizi sağlam imzalayayım. Efendim. Siz de imzalayın efendim şurayı. İmzaladım. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun efendim şuraya el sıkışalım. Hadi bakalım. Hayrını gör bakalım. Ordunu iyice Deyare güçlendir. Deyare iş başında. Quick foto. Bir fotoğraf alalım. Deyare. Arka tarafı boşaltalım. Evet. Sadece iki kişi gözüküyor. Deyare. Emredin başkanım. Şöyle bir bizi el sıkışırken al bakalım Deyare'cim. Kızım medyaya haber çık. Anlaşma sağlandı. Ülkemize hayırlı olsun. Tabii.
Tabii harika, başkanım, hemen. Harika, evet, harika. Belgesellerden sonra hemen yolluyorum. Şöyle geniş kadrajı alıyorum hemen. Geniş harika. Kadrajı al. Harika. Harika. Bu da rahatsız birazcık Batuhan'cığım. İyi çocuğa benziyor. İyi çocuk. İşin ne iyi. İşin ne biraz şire, rahatsız kırık. Şire. Kırık. Normal olur, adam olur. Yok bende. Olur olur. Efendim böyle. Gidelim. Gugucuğum. Başkanım bir otobüsü gösterelim. Otobüsü. Batuhan'cığım gelin sana bir otobüsü gösterelim. Tabii bu hediye olarak eşantiyon. Tabii eşantiyonu gösterelim sana bir gel. Otobüse doğru gidiyoruz, dikkatli olun. Başkan çıkışı. Arka tarafın güvenliğini alın. Çok bayılacaksın ya. Öyle söyleyeyim sana. Bayılacaksın yani. Bundan sana da lazımdı çünkü. Diyorsun. Tabii. Aha. Vallahi senin zevkine güveniyorum ama. Sen rahatla kal ya. Milleti etkileme yöntemini bana soracaksın. Nasıl? Efendim, güzel ama biraz yani bu benim fotoğrafım ama biraz sanki şoplu mu olmuş bu? Yo, birebir çıktısı ya. Efendim seçimlerde de nasıl kullanabiliriz. Nasıl birebir ya? Bunu. Bana benziyor mu? Bir bakar mısın? Bak şuradaki sensin zaten, gel. Erkasına da bakın başkanım, erkasına. Bak buradaki de sensin. Hangisi? Bak orada kenarda vardı ya. Şöyle arkasına da gel. Bak burada köşedeki bak bu. Oo. Efendim şurada özel bir yazı var şu sağ arkada. Çok güzel olmuş. Bak böyle bir hashtag yaptık sana. Ülkeye dönünce bu hashtag'i şey yaptır. Twitter'dan falan. He bir de Ögü'de vardır başkanım, Ögü'nde. Ögü'nde varmış bir de. Ögü'ne de bakalım. Ögü neresi sağ buna bakalım. Bakalım efendim. Gelelim Ögü'ne bakalım. Burası başkan. Ha burası da başkan. Bak sizin sloganı da bulduk biz. Kırlarını kesen bizden değildir. İçi VIP bu arada başkanım. Efendim yanında muavin veriyorlarsa alalım. Karadeniz'de muavini veriyorlarsa alalım. Karadeniz'i veremem. Hasan'a bırakırım bak yanına. Nasıl ya başkanım? Aslında Soner'cim bizim bir ufaktan sekreter boşluğumuz vardı. Doğru muyum? Efendim çok doğru bir noktaya başvurdunuz. Evet doğrudur. Parmak bastınız. Tamam sekreter, ben size Hasan'ı vereyim sekreter olarak. Hasan bir yürü bakayım. Bir dosya getir bakayım Hasan. Bir dosya getiriyorum. Batuhan başkanına bir dosya getir bakayım hafiften. Getiriyordum başkanım. Getirdim. Batuhan'cığım baban da erkek sekreter kullanıyordu. Sen yani erkek mi? Efendim bir evet. Sorabilir miyiz? Etek giyebiliyor mu acaba? Anlaşıldı. Ya şimdi bana şöyle değil, bir şey var. Benim başkanım sizsiniz. Kabul edersin ki hani böyle erkek sekreter birazcık şey duruyor, kaba duruyor. Hani böyle bir hanımefendi olursa en azından yanımda sürekli gezecek. O şekilde yani. Vallahi elimizde de bunlar var ya Batuhan'cığım. Sizin sekreter olmaz mı? Bizim yani sekreter pek, olmaz mı derken? Hasan'ı vermesini biliyorsun. Yanında sayın meslektaşım. Sekreter varken. Sen var ya az kıl kurdu değilsin ha. Az kıl kurdu değilsin. Yok onu veremiyorum çünkü o benim çok gizli kalemim. Özel kalemim yani. Bütün çok... bilgilerim onda yani. Onu veremem yani. Çok mu gizli kalemi? Gideceğim mi sen koçuk 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 koçuk? Gideceğim mi sen popuş. Ay popuşka beni gönderme. Ha bak gönderme diyor, bak gönderme. Ne göndermeyeyim mi seni? Gönderme beni popuşka ne olursun. Tamam senin o bir tane elbisen vardı, onu sana bugün satın alalım onu da. Alalım popuşka. Gugu, Mete. Değmedin efendim. Bugün bu hanımefendiye 2 milyon dolar şey verin, harçlık verin. Bütçe tamam. Bütçe verin, kıyafetlerini alsın. Emrediniz efendim. Şimdi Batuhan'cığım sen zaten bu hanımefendi doyuramazsın. O kadar. Tabii. Burada bir tane uçak gemisi alıyorum milletin ordunun için. Onda bile caz yaptın. Para vermedin. Baban gibi aynı pintisin mi cimrisin mi ne desem ya. Bilemedim yani. Anladım. Tamam o zaman yani arabada okey. Teşekkür ederim. He. Yani ne diyeyim. Otobüsü beğendin mi? İşte onu diyorum zaten. Güzel. Teşekkürler. Eyvallah. Eyvallah. Güzel. Onun motoru falan çok sağlam, çok temiz. İkinci elden toparladık ama güzel. Soner bir gelsene. Başkanım. Bu arabayı biz döndüğümüzde boyatabiliriz mi tekrar? Bu Batuhan
Bizim tamam. Sekretere falan böyle artist yapıyor. Bak burama kadar geldi, haberin olsun ha. Ona mı getireceğiz? Ben indirelim başkan, ne yapalım? Yok, elimde kalacak, biraz daha üstlenirse elimde kalacak. Ne yapalım sana biliyorum. Soruyorum. Başkanım, uçak gemisini verdik diyelim. Şey yap, alalım parayı vermeyelim. Şey yapma yani. Öyle mi diyorsun? Dolandıralım mı? Dövelim tamam, mi bunları? Kulaklarını iyi aç yani. Uçak gemisi dövelim bunları efendim. Öldürelim bunları. Tamam, uçak gemisinde bunları tokatlayalım o zaman. Tamam. Tamam, hadi bakalım. Parayı aldık mı? Kesin aldık mı parayı? Anne, nerede göremedim hiç. Allah, efendim. Uçak gemisi de verecekler başkanım. Havale. Ha, iyi bakalım, tamam. Tamam, orada saplarız iknelere. Tamam. Gelmiş zaten, kıl kıl hareketler yapıyor. Kıllı kıllı. Anladım. İğrenç kırları uzamış bir de. Kırlarını insan bir alır ya. Biraz kestirir yani. Orospu'nun yaptığı aynen hareketleri başkan, görüyor değil bakımsızlık. Mi? Yavşak. Hani biraz bezelim. Kırlarını kes geldi değil mi? Efendim, böyle bir görüntü toplantıya girmiş. Aslında biz avantajlıyız. Çünkü biz 28 aynen milyar başkanım. TL vereceğiz. Pardon, 39 milyar TL. Ya geri zekalı kazıkladık zaten uçak. Buraya gelmişsin. 128 milyar yapıyor yani. Onların para mal olsa... kırlıyı iyi iteledi 40 milyona. Orospu'sa. Yani gerizekalı parça ya. Parça toplatıp getirse Ali Baba'dan getirse amına koyayım 10 milyonu topluyor gerizekalı. Biz 40 yani milyonu ederiz. İyi yaptık. 40 milyar onlarda 128 milyar yapıyor. Başkanım bence yani. Öldürmeyelim başkan şimdi. Bunlar gerizekalı. Yanına da 2 tane politika önemli başkanım. Yanlış yaptı. Seneye de bunlar açacak. Öldürmeyelim, biraz tokatlayalım o zaman. Efendim Somali ülke başkanı sizden F-16'ları almak için beni aradı. Eğer satacaksa ben alırım dedi. Onları harcayacağız zaten. Seneye de ne yapalım şimdi, anlayamadım. Rencide edelim orada. Ne diyorsunuz efendim? Nasıl bir... Gidelim konuşalım o zaman. Ha, rencide edelim tamam. Doğru geçelim. Aynen. Girelim konuşalım. Tamam, bu kıllarını kestirtelim bunun orada. Bir kıllarını alalım mı? Kıllanmış iyice. Vardır, su falan tamam başkanım. Tamam bakalım. Bir zekalı. Bu nereyle amına koyayım yani, ülkenin ötüğü onu da anlayamadım ama. Babet köpeği olmuş orada sekreterine. Bu amına kodumun kıllısı gelmiş bir de ülke yönetiyor bana. Görün görün arkadaşlar görün. Hiç orospu. Yavşak. Hadi gidelim yanına. Amına kodumun. Emredersiniz efendim, buyurun. Kıllı geli tamam. Tıkatlı ola, tıkatlı. Oh Batuhan'cım. Ne yaptın? Ne yapalım? İşte yavaştan istiyorsan şeye geçelim. Geçelim. Gemiye geçelim. Geçelim. Sana gösterelim. Ona. Küçük oyuncağını gösterelim sana artık. Çıkış tamam, yapacağız. Tamam. Araçları alalım. Tamamdır, hadi bakalım. Arkadaşlar araçlara geçelim. Bölgeyi kontrol altına alsınlar. Nerede bizim aracımız? Efendim. Ön tarafa geçelim. Buradan buyurun. Efendim. Buyurun. Geçelim. Böyle. Buraları güzel yapmışsın da bir asfalt çek ya. Bu toz kalkar. Buranın ama doğası bu. Ay size ne be? Öyle mi? Bizim ülkede çok güzel de. Efendim Yağmurcuğum bana mı dedin? Efendim Mintaş Bey'in asistanı. Evet. Başkan bu taraftan. Bana sorular sordu da. Mintaş Bey'in asistanı da böyle olur zaten. Tipe bak. Hepiniz siker misin, sabahı mı bırakırsın? Arkadaşlar araçlar hazır mı? Çıkış pozisyonunu alın. Bir dakika hazır girdi. Olurlar. Nereden durup giriyor? Sireni kapat. Siren açma, siren kapat. Sigrenleri kapatalım, sigrenleri. Başkan çıkış yapıyor, anlaşıldı, tamam. Çıkış için hazır adam. Bir ağzıyla yapıyor. Kapat kapıları. Hava da çöktü. Çıkış yapıyorum. Bunun da havası çok sert. Öyle. Seni de bayağı özlemişim. Bayağıdır yoktu piyasada. Geldiğin iyi oldu. Vallahi ben de özlemişim ya gerçekten. En son kaç sene oldu biz görüşmeyeli? Oldu. Bayağı uzamış. O zamanlar babam bakıyordu tabii. Ben yanında gelmiştim. İşleri aynen. Öğreneyim diye. Evet. İyi yaptın. Senin işleri elini alman iyi oldu. Aldım ya. Artık Mete, yeter dedim. Şu öndeki aracı yasana. O sireni bir daha basmasın. Sireni kapat Cip. Olay olmadan basmasın o sireni. Efendim Gugu Bey'i bekliyorum. Gugu Bey nerede Gugu Bey? Oğlum yavaş düştü lan. Aman. Nazar değdi. Mete.
Yavaş ol abi, yavaş ol abi. Lan Mete! Efendim o bende öyle olmadı. Emredersiniz. Emredersiniz diyeceksin lan. Ne açıklama yapıyorsun? Allah Allah. Tamam devam edin, devam edin. Tamam geçti bu göğünü, devam edin. Devam edin, bozmayın. Kimse siren basmıyor. Siren korna basılmayacak, anlaşıldı mı? Valla sayın meslektaşım, Allah maşallah Allah, ne güzel organizasyon yapmışsınız. Niye hayırdır, beğenemediniz mi organizasyonumuzu? Yo hayır, çok güzel, onu diyorum işte. Senin burnuna kurban olurum ben. Ya rahatlatma zaten. O estetikçiyi ben gideyim, döneyim, attıracağım içeriye zaten. Ona öyle tövbe estağfurullah, bir burun yaptırmışsın harbiden. Ya sorma. Anlat ya. Anlatayım. Var görevlisinden gelenler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim buyurun, viskileriniz, sigaranız. Evet. Afiyet olsun. Sağ ol çok güzellik. Teşekkür ediyorum. Çok güzel sağ ol. Güzel konçuyum benim. Çok sağ ol. Çok canım güzel. Afiyet olsun. Çok boşluk var. Tamam. Aynı hizada gidin. 20 metrelik aralıklarla aynı hizada gidin. Senin karın ne yapıyor? Gerek yok. Hanım? Ya bırak şimdi hanımı. İşte işler yoğun mu, onu yazlığa gönderdim. He. Çok pardon, çok özür diliyorum. Google sesim geliyor mu? Geliyor başkanım. Biz en son vergi zammını ne zaman yapmıştık? 2 gün önce efendim. Yeni bir vergi zammı paketi açıklasanıza. Hemen açıklıyoruz. Yüzde kaç başkanım? Yüzde kaç olsun? %150 iyi gibi. Elektriğe, suya, doğalgaza falan bir zammılayalım bakalım. Bugün bayağı harcama yaptık. Tamamdır başkanım, hemen iletiyorum. İlet, halkın tepkisine göre de zammı 2 lira ucuzlatın yani. %2'sini geri alın. Tamamdır başkanım. Ondan sonra da gazeteler şey yazsın. Anlayışlı başkan geri adım attı. Halkın halinden anlar. Abi benim halim nasıl olur? Tamam canım. Hemen başkanım. Şey yapmıyor mu ya sizin bu vatandaşlar? Ne yapmıyor mu ya? Sıkıntı çıkartmıyor mu, isyan falan öyle hiç? Karışıklık falan olmuyor mu hiç? Ya Batuhan'cım, sevgili Batuhan'cım. Denize giren ıslanır biliyorsun. Başkanım sosyal medya tepkiler şey gibi büyüyor bu vergilere. Bir şekilde hallediyorum diyorsun. Sosyal medya ne yapıyor? Bu tepki var, bu %150 vergiye. Kapat, hangi var. Sosyal medyası kapatın, erişim yasağı getir. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? VPN'le bağlanmaya çalışanlara da bizim VPN'i sattır. Yeni VPN çıkartın. Hemen başkanım. İlki var yolda, dikkat. Bizim VPN'le girsinler, kediyi ezmeyin. Batuhan'cığım. Evet. Şimdi affedersin, kimsikler vatandaşı. Hala aynı diyorsun. Ama bunları ben şimdi eğitiyorum yani. Bunlar bu zorluklara alışsınlar, anlatabiliyor muyum? Helal olsun, zeki adamsın. He. Bunlara hep böyle, öyle bir şey var mı ya, her şey armut piş önüme düş, ağzıma düş, böyle bir şey yok. Bunlar var ya, bunları ormana bırak, yaşarlar bunlar. Sen de biraz feyiz al, feyiz al. Öyle yok gelişeceğim, yok matbaa falan filan. Manmalar gönderemiyorsun. Benim, ben birazcık daha yenilikçiyim ya. Yok yüzden. Neymiş, internet altyapısını güçlendiriyormuş. Öyle diyorsun da ne güzel fiber çektim suyun altına. Lan ne güzel fiber çeksen ne olur amın akım, ne olmuş? 256 kilobaytla bağlansınlar, ne olmuş sanki? E-sporda başarımız mı var amın akım ya, biz de yapalım. Tecrübelendik. Siz ben bunlara verdim, 10 gigabit internete bağlattım bunlara ben. Hala devam mı? Yok yine olmadı, yine olmadı. Neye devam mı? Musluğu kısmaya diyorum. Park edeceksiniz. Musluğu kısmak derken canım? Yani böyle internetli olsun. Anlaşıldı. Elektrik melektrik. Tabii tabii. Birazcık kemerlerimizi sıkıyoruz. Ne yapalım? Efendim siz bir araçta durursanız, şöyle arkaya doğru bir bakarsanız. Nasıl yani? Şöyle arka tarafa doğru böyle. Tamam bakıyorum, arka tarafa doğru bakıyorum. Anlaşıldı. Başkanım bugün biliyorsunuz domuz kestik misafirimiz için. Domuzları ben yeniletiyorum. Bilginiz buyurun olsun. Efendim. Domuzları yenilet de domuz olduğunu söylemeseydin. Domuz mu? Ama domuzu gör, nasıl akıllı bir domuz. Ben yemiyorum ya. Uçağımız geldi. Öyle domuz gibi değil ya. Bu kafamızdaki şeylerden arınalım yani. Yağmuş'cum. Ben buraya yan yana dizilim buraya. Benimki dana et olsun. Kuşluk. Tabii ki başkanım. Tamam, buna ver, danayı ver. Böyle etli tabii ki. Aynen, etli. Löp et. Löp et, aynen. Sen biliyorsun, yemiyorum ben. Evet başkanım. Okuyor bir de yani o. Buyurun efendim. Buyurun başkanım. Batuhan'cığım nasıl uçak, beğendin mi? Güzel, yeni mi bu?
Bu da. İşte, evet evet yeni. Güzelmiş bir ara. Yani uçak ihtiyacımız olsa bak şey yapabiliriz. Tabii tabii tamam, uçakla sana şey yaparız. Ben kapımızı başlayalım. İndin mi? Evet evet. Nasıl evet, içi falan? İçi çok güzel, çok geniş. 75 santim mi? Hazırız. 75 santim mi? He. Yok büyük büyük bu, bayağı büyük. Hazırız. Maşallah, düşman götüne. Kemerini, hazırız, kemerini tak da. Anlaşıl. Kuş uçuşa kalkıyor. Taktım. Mintaş Bey siz söyle, başkanımın yanına alsam olur mu acaba? Ben cam kenarında oturmayı seviyorum da. Gelin beraber oturalım. Kızım sen bu tarafa geç bakayım. Tabi başkanım bir saniye kemerimi açayım. Anlaşıldı, kalkış yaparak. Yap artık şu kalkışı ya. Başkanım benim ami kaldı. Senin amini ben halledeceğim o amiyi. İyi aldıracağım ben oradan. Kaldı başkanım ya. Kafam sikildi ya. Oyun seslerinden kafam sikildi ya. Bismillah. 30 knot rüzgar var. İbni hala ami şakasında direntiyor, anladın mı? Maşallah bu Mete Bey de sonra geçeriz şoförünüz ya. Hem pilot. Ben fuck buddy. Tabi tabi. Her türlü aracı ne sürüyor. Bey? Bir şey demedim Atom Bey. Oyunu kısınca şey de gidiyor ya. 3000 feet sabit. Şöyle bir camdan bak da nasıl uçuyoruz gör. Gördüm gördüm, manzara çok iyi. Bayağı geliştirmişsiniz ya şehirde bir yandan. Ya bunlar var ya, bunlar namussuz bunlar. Bunlar namussuz. Biz enkaz devraldık, enkaz. Bak ne hale geldi. Ülkeye bir bak. Ananı sikeyim. Acil yardım, havadayım düşüyorum. Bugucum havadayım düşüyorum acil. Düşmeme son 5 saniye. Ananı sikeyim düşüyorum. İyi bari kuma düştüm, kuma düştüm, bir şey yok. Bir şey yok. Geleceğim ya. Lan Gugu. Efendim? Yine uçaktan düştüm amına koyayım ya. Allah Allah. Dur bekle, çekeceğiz seni. Hayır bir şey de basmıyorum yani. O kadar para veriyorum size, havada niye tutmuyorsunuz beni? Ayak, şu an revivalısın değil mi? He, ayaktayım. Ananı sikeyim, beni at fırlatın ya beni. Amına koyayım, ne yapıyorsunuz? Ulan biri atladı. Gördün mü? Ne oğlum bir durmadan niye telefondayım? Babacım hasta mısınız? Bir şey yapsana. Allah Allah. Buyurun efendim. Ben indim bile. Binin başkanım, gidin. Binin binin. Buyurun başkanım, gidin. Sayın meslektaşım. Uçak iyi de biraz sallıyor gibi sanki. Ya benim bir hobim var da oradan atlar, paraşütle atlamaya bayılıyorum, o yüzden atlayayım dedim. Hazır gelmişken. Anladım. Devam et amsi. Kaldır artık şu uçağı. Kaldır artık. Alkış yaparak. Kaldır hadi oğlum, kaldırırsın bu sefer. Allah. Yok yok hiçbir şey yok, sıkıntı yok. Oğlum hangi tuşa basıyorum düşüyorum ben. Kalktı mı? Kalktı efendim. İyi bakalım. Solda gidelim Mete Bey. Kaç dakikamız kaldı? Bir iki dakikaya oradayım. İki dakikaya iniş yapayım. İyi bakalım, haydi bakalım. Batuhan'cım sen de bir şehir gör, şehir nasıl kalkındık bak. Güzel ya, ben de çoğu şeyi değiştirdim, biraz yenilikçi düşünüyorum biliyorsun. Şehir de şey yani. Bugün ben halkın arasına girsem anama söverler, anama. Niye? He işte söverler, yok o zamlandı, bu zamlandı. Bu hiç görmezler ama. Köprü yeni mi? Köprü yeni. Ne adı ne? Ne köprüsü? Ulu Kurt Köprüsü yaptık adını.
şey mi ya? Geçerken para vermedi mi? Yok, sistemi biraz değiştirdik ya. Onu Japonlara yaptırdık. Nasıl yaptınız? Hindistanlılara yaptırdık. Abi biz yaparım, ne olur yaparım, biz ilk defa yapacağız falan şeklinde. Biraz maliyeti ucuzdu. O şekil diyorsun. Ananı sikeyim ama artık yani. Kıllı piç. Beni lafa tuttun, ben düşüyorum ya. Bugün yine düştüm, amını sikeyim. Bu uçakta bir bug var ya. Ulan beni alma, al. Bana bir tane paraşüt verseniz. Ya ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Sonun böyle olmamalıydı, uçak kazası. İşte bu sefer betona düştüm. Ya amına koyacağım ya. Gugu. Nerede? Gugu düştüm ama. Reverb'ladı çek Gugu. Reverb'ladım, kalkmıyor mu? Kalkmıyor, kalktı. Kalktı kalktı, şu an ayakta. Lan harbiden kalktı bu sefer. Tamam oğlum, bir daha yapma ya. Net kalktı. Tam kalktı yani. Nasıl yani? Yani kalktı tam anlamıyla. Ha, uçağı mı diyorsun? He, uçağı kaldırdım. Sende hala problem devam ediyor mu? Yok. İyi bari. Kalkmıyor. Yok, kalkmıyor mu hala? İstiyorum ama. Yapamıyor musun? Yapamıyorum. Yapmak istiyorum ama. İyi hadi bakalım. F basma mı? Ulan bir şeye basmıyorum ki. Ben bunu benim fikrim başkanım. Nasıl anlayamadım? Bir daha söyle. Ananızı sikerim ama ha. Ya Gugu! Bak gördünüz, elim ayağım buradaydı hocam. İyi lan, suya düştüm amına koyayım. Şansa bak. Ananı sikeyim ya. Baba bu nasıl olabilir ya? F basma diyorlar hala, kafayı yersin ya. Ne yapayım, nasıl geldik olayım? Mi? Başkanım size bir ami lazım. Binin binin. Binin binin. Ben hala mı bin? Nereye bin? Bin bin. Nete buraya indiremez hayatta geri. Yok ya. İndir sayarım da. Yok yok, indir bakayım nasıl indireceğim. Yok indir sayarım. Buyurun efendim. Geldik başkanım. Asker! Merhaba komutanım. Efendim hoş geldiniz. Nasılsın? Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. İyi misin? Sağ ol. Sağ ol. Keyifler efendim, ne durumda? TCK katmana hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Mürettebatım, bir yarbay, bir amiral ve 4 çavuşla emir ve görüşleriniz hazırdı efendim. Bir yarbay, bir amiral, 4 çavuş, 2 tane sokak köpeği, 4 tane evcil kedi, 1 tane tırtıl, 1 tane yılanla karınca emir ve görüşlerinizi hazırdık komşum. Efendim yaklaşık 14 tane savaş uçağımız, 3 tane helikopterimiz şu anda kullanıma hazır bir durumda. Duy duy, Kıl Cumhuriyeti, duy bunları duy. Kaç tane var lan, bir daha say. 14 savaş uçağımız, 3 tane 14 ne uçağı, ne uçağı 14? F-22A serisinden efendim. F-22 savaş uçağı, doğru mu? Doğrudur efendim. Yani bugün bir Kıl Cumhuriyeti'ne kafayı taksak ne yaparız? Haritadan silinir efendim. Haritadan silinir. Saniye. Ha, 30 saniye. Aa, duyuyor musun Batuhan'cığım? Evet, 30 saniye reklamınız efendim. Evet, duyuyorum. Evet. Çekileceğim ama imparatorluğumun ismini yanlış telaffuz ettim. Neydi, Kıl İmparatorluğu muydu? Kılçık Mintaş, mıydı, neydi? Mintaş Krallığı dersi. Kıl Min değil midir? Min Kıl. Ayrıyetten şunu da belirtmek isterim. Yaklaşık %30 gibi bir miktarda askeri kuvvetimiz sizden daha kuvvetli. Ha, bunu niye söylüyorum? At yalanı sikim inananı. Kıl kurtlarım efendim. At yalanı sikim inananı, Kıl Cumhuriyeti valisi. Ya sen bu hobiyi yapmaya başladıktan sonra bak bizim ilişkilerimiz bir kötüye gitmeye başladı gibi içimde bir his var ama inşallah öyle değildir yani? Çünkü buraya bir alışveriş yapmaya geldik. Ya kim şimdi bize sosyal kıl vermenin bir anlamı yok burada bak. Anladın mı? Burada adam anlatıyor. 24 tane savaş uçağımız var diyor. Füzelerimiz var diyor. Anlat lan.
Efendim 14 tane savaş uçağımız full mühimmat hazır. 3 tane helikopterimiz full mühimmat hazır. Emrime mi bakıyor? Tane... Bir emrime mi bakıyor? Aynen öyle efendim. Ha, aynen öyle ama Batuhan Kırlın benim dostumuz olduğu için onlar zaten bir şey yapacağımızdan değil lan, şov olsun. Evet efendim, müttefik kuvvetlere zarar vermiyor, öyle planladık, programladık. Tabii. Ama istersek de verir mi? 3 saniye efendim. 3 saniye bak. Duydun mu Batuhan? 3 saniye. Duydum. Güzel. Bugucum. Efendim sesiniz, gemiyi gezin. Ha, bir gemiyi gezelim. Gel Kırlıcım, gidelim birazcık. Sana hediye ettiğim o tıraş bıçağını kullan abi dahakine. Onu ben babama veririm. Yok yok, onu iyice kullan. O 256 bıçağı var onda, keskin. Bugün benim... o bıçakla hani Belgrad büyüklüğünde bir ormanı kesebilirsin yani. İşte benim pederin kafa yapısı biraz şey ya. Anladın mı o kafa yapısı? Altıgen şeklinde ya. He. Onu ona daha çok lazım oluyor ya, şekil vermesi konusunda. Anladım. O şekilde. Allah Allah. Kalın, bana kalın. Bana bir şeyler oluyor arada bir ya. Yediğin bir şey mi dokundu acaba ya? Bilmiyorum ki. Buradan mı girelim? Devam edelim istiyorsunuz efendim. Devam edelim. Gel gezdireyim sana canım. Gugu nerede? Buradayım başkanım. He, Gugucum anlat şimdi ne yapıyoruz? Ben de buradayım başkanım. Aferin. Efendim ondan önce ben bilgi vereyim. Şu anda 32 tabii. tane mürettebatımız sizin talimatınız doğrultusunda izinde. Yani sizler çalışanınızı da seven bir patronsunuz aynı zamanda. Öyleyim öyleyim. Bunu da başkanım. Sayın başkanım ama, anlatmak istedim. Onların ama maaşlarına keselim yani bu izni tabii, keselim. Tabii ücretsiz, ücretsiz izin. Ücretsiz efendim. İzin. Bak sol evet. tarafta füzeleri başkanım. Anlat. Bak Kırlıcım sola bak. Ha. Efendim? Bir test sürüş yapın istiyorsanız başkanım bu uçaklarla ikiniz de, iki başkan. Öyle mi diyorsun? Sıkıntı çıkmasın Gugu Bey. Çocuklar uçakları bak, hazırlayın. Batuhan Bey pilottu öyle biliyorum. İki adım 22 hazır olsun. Benim şenlik için var. Problem değil. Bekle bekle. Sen yapma şey yaptın mı sayın meslektaşım? Ne yaptın mı? Uçağı yani, hazırlayıp geliyorum. Pilotluk. Ya biz süreriz oğlum biz küçükkenden beri. Başkanım çok iyi kaldırır. Efendim zaten gelişmiş yok, teknoloji. Yok seni kadar iyi diyelim şimdi. Yağmuş. Yardımcı pilotlar var uçaklarda. Korkmanıza gerek yok Batuhan Bey. Asıl pilot burada Yağmuş Hanım. Tam bir pilot. Yani diyorsun ki artık bu uçak uçmaz dediğin uçağa bak 10 maşallah. Dakikada 10 dakikada uçuruyor yani kilometrelerce. Öyle söyleyeyim. Öyle bir anım yani. Teşekkür ederim maşallah. Başkanım. Başkanım benim. Maşallah. Seni ben Buyurun başkanım. Senin ben o sarı saçlarını böyle böyle ponçik ponçik suratına seni tükürürüm senin ha. Güzellik. Siktir git bir yürü bakalım şöyle bir gel bakalım. Git gel bakalım şöyle bir. Ay senin manyak. Oy 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 oy. Sen bakma fazla Kılıcım. Sen bakma. Gel sen şimdi kötü etkilenirsin gel. Gel. Şöyle bir açma germe yapayım diyorum ya. Açma şey germe mi yapacaksın? He. Şeyden önce bir o kadar uçak katlılar kullanacağız derine. Açık gerik yapıyor lan. İstiyorsan sana ben bir permatik getirteyim de bir gözünün altındaki kırları bir al ya. Yok sağ ol teşekkür ederim. Önünü göremiyorsun. Yanlış mıyım Gugu? Ben bu sözleşmeyi feshedebiliyorum değil mi istediğim? Yok zaman? Edemiyorsun. Anlaşma imzaladın artık. Vardı, yok, yok yok imzaladın artık. Ben okudum da imzaladım. Oğlum ne okudun? Gugu doğru mu lan? Bu neredesin? Sen ne yapıyorsun ya? Açma germe yapıyorum. Sana da tavsiye ederim yani. Bak manyak manyak hareketler yapmaya başladın ya. Gel başkan gelik yapın. Mintaş Bey böyle yapacaksınız efendim. Ha, öyle sayın mi? Mintaş. Yağmur Hanım arka tarafa doğru dönüp yaparsanız. Aşı çılgınlık olarak... yapma çılgınlık yapma. Yok yok. Ya, çekil lan arkasından. Biz düşmanı pislik. Yağmurcum bu özel hareketlerini sadece bana yapacaksın. Tabi başkanım affedersiniz. Onun affederim tabii ki. Bak bak manyak kız gördü bak neler yapıyor bak. Manyak. Diğer başkan çıldırdı. Manyak. Hani bunlar nereye götürdü uçakları? Soner. Sizin korumanız diğer tarafta kaldı ya başkan. Soner burada işte. Bir Soner tane koruması mi? Var değil mi? Evet başkan. O da konuşamıyor güzel.
Başkanım iki uçak da hazır, buyurun. Peki bu kıllı da sürecek mi bir tanesini? Evet, biri kıllı başkanın birisini efendim. Tamam, kıllıcım sen önden yürü. Bu sözleşme yok, iptal edeceğim falan diyor Gugu. Neden? Ne oldu? Neden? Ya bilmiyorum işte, triplere girdi, kıl tribine girdi ya. Kıl dönmesi meşgul. Tazminat var efendim sözleşmede. Sözleşmede İmzaladı. Sözleşmeyi iptal ederseniz 60 milyon dolar hiçbir şey yapmadan vermiş oluyorsunuz. Evet, İstiyorsanız tazminat. İptal edelim. İşte ilişkileri kötüye sürmeye gerek yok. Aynen öyle. Bizimle kötüye gitmeye hiçbir anlamı yok. Sana hiçbir şey kazandırmaz bizimle kötü olman. Gugucuğum. Koşalım mı ya? Başkanım. Koşalım. Organizasyonun devamında başka bir şey var mı? Başkanım, var başkanım. Sağdaki uçak ne var? Sağdaki. Geri buraya iniyorsunuz başkanım. Evet. Baton Bey'i yolluyoruz uçak gemisiyle. Sonra? Ondan sonra biz geri şöyle dönüyoruz Çöl Havalimanı'na. Oradan da eve gidiyoruz. Evde de istirahat. Heh, bu şekilde planımız. Ben bu kırılıyı döverim ama haberin olsun. Olur başkanım. Olmadı bunu iki tokatlayalım öyle şey yapalım. Başkanım soldaki sizin. Tamam. Başkanım geri inebilirsin değil mi buraya? İnerim inerim sen rahat ol ya. Tamam başkanım. Başkanım çok abi ineceğiz. Başkanım kendini. Sağır canım hayatım çekin. Kapışıyor mu lan kıllı? Başkanım. Gitmiyor lan. Başkanım devam. Allah. Ya Gugu çıkar. Allah'ın belaları.
Kafam döndü kafam. Allah Allah. Döneceğim, şimdi ineceğim. Şimdi ineceğim, şimdi ineceğim. Nerede oğlum? Burası nerede ya? Tehlikeli bir hareket yapacağım şimdi. Başkan birazcık solunuza doğru telsizden konuşalım başkanım. Göremiyorum. Göremiyorum. Konum bildir. Sorunuzda, sorunuzda. Efendim, paraşütünüz var, sorunuzda. Ha tamam, gördüm. Tamam, ineceğim. İniş takımları neyle açıyorduk? G, efendim. Efendim, tamam mı? Geminin üstünde atlayın, paraşüte binin. Atlayın başkanım, başkanım atlayın. Bu neye dönmüyor bu? Efendim, paraşütle inin. İnemeyeceksiniz. Dur, konumu söyle bana, konumu. İleriden konum dönüp ne? İniyorum. Başkan biraz delir olduk, kıllı başkanı. Kıllı indi mi? İndi başkanım. Vay amına kodum, kıllısına bak sen hele. Ulan havayı böyle yapsaydınız baştan inerdim ben ya. Işıklı bir şey var orada, görürsünüz. Freni kullanmayı unutmayın başkanım yaklaşınca. Kaldır beni, çaktırmadan kaldır, çaktırmadan kaldır. Çaktırmadan kaldır. Çok az kalmıştı ya. He. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Sayın meslektaşım. Efendim? Ne güzel iniş yaptınız ya. Senin uçak nerede? Şurada arkada. Oraya park sen hiç nasıl indin sen? Nasıl indim? Bayağı indim buraya. Başkanım solo Türk yap gibisiniz. Aynen öyle. Biraz havada gösteri yapayım dedim ya. Çok iyi yaptın. Yani havada gösteri çok hoşuma gitti zaten de. Bu son havai fişekler mi patladı? Şu tabii tabii. İnerken benim adımı havai fişek patlattı. Geminin altına park ettim ben. O daha en zorunu yaptım. He aşağısına diyorsun. Alt katı. Aynen öyle. Alt pistte. Anladım. Alttaki pisti var bunun, iki katlı bu pist. Sen cahillikten dolayı bak bilmiyorsun uçağın yapısını. Anladım anladım. Tabii gören göz kılavuz istemez bir yerde de. Doğru. Efendim. Aynen öyle. Batuhan Bey'le burada veda edip efendim biz geri dönecek. Batuhan'cığım. Evet. Çok memnun oldum alışverişimizden dolayı. İşte kalkmıyor kalkmıyor, kaldırdım mı da indiremiyorum. Öyle bir olayım var benim de. Anladım. Aynen öyle. Hayırlı olsun. Evet hayırlı olsun ya.
Vallahi ben birazcık sen yokken burada bol bol vaktim oldu. Evet. Sen gösteri yaparken yukarıda birazcık uçak gemisini gezme fırsatı oldu. Evet. Birazcık gezdim baktım. Hoşuma da gitti zaten. Hani herhangi bir değişikliği yapmaya da gerek yok. Alan mutlu, veren mutlu diye düşünüyorum. Evet, güzel. Bence de öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Memnun kaldığınız için de ekstra sevindim bak kendi adıma şu an. Tabii. Ayrıyeten mütevazi hediyeleriniz için de teşekkür ediyorum tekrardan. Evet, bana yüzüme bakarak konuş ama. Gözün kaşın ayrı oynamasın, gözün kılın ayrı oynamasın. O pederden kalan bir şey ya. Ha, biliyorum, pederini biliyorum. Az çok tanırsın. Az çok tanırsın. Tanırım, tanırım. Pederini tanırım. O da kıllı değildi ama burnunun yapısını aynı ondan almışsın. Üstüne bir de kıl eklentisi olmuş, daha güzel olmuş. Ya işte bir de oradan kalma bir şey, yanımda kürdansız gezilemiyorum. Yani bir garip bir huy edindik. He, saçma kürdan. Sapan. Tabii. Terbiyesizlik yapma ama babana bak. Takuatımı yersin şimdi. Babanla çünkü eski maziden arkadaşız, terbiyesizlik yapma. Sakin olun başkanım. Çekil aradan Hasan. Arada Hasan'ı aynen görünce sinir falan kalmadı. Tamam öyle yok diyeyim. Babana olan saygınla. Anladım anladım. Anladım. Hadi. Şöyle bir tane daha vurayım da şeye git. Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var yani. Su testisi su yolunda kırılır. Bir de testiyi çocuğa vermiş, bir tane ensesine vurmuş. Çekil bir Hasan. Çekil. Gelmiş demiş uçakla kaza yapma demiş. Bir tane vurmuş. Demiş ki. Anladım. O da demiş ki niye demiş. Daha çocuk düşürmedi ki demiş testiyi. Demiş düşürdükten sonra vurdu mu ne anlamı var? Ana Hasan çık çık gider git yanımdan. Başkanım sakin ol. Anladın mı canım? Bir tane demiş vurayım demiş bir tane. Anladım. Başkanım gidelim mi? Başkanım gidelim abi. Gidelim yoksa bu kıllı elimde kalır benim. Yo gel gel biraz spor yapalım ya şu kenarda. Gel gel sporu ben zamandan beri yaparım. Babanla da yapardım zaten. Ha? Başkanım ha? Neredeyim? Sakin ol. Neredeyim? Neredeyim? Neredesin? Hop buradasın. Başkanım! Başkanım başkanım! Lan çekin aradan! Lan çıkın aradan çıkın! Ha neredeyim? Hop buradayım. Hop buradayım. Hasan. Sayın Hasan kardeşim. Arada kalmak da şey değil misin? Israrcı mısın? Hasan salağa çekilsene aradan. Gel Hasan seni döveceğim gel. Gel sabit başkanım, dur. Başkanım sakin olun diye giriyordum araya. Amına kodum sabit dur sabit. Sikik seni. Aha. Verin elektriği. Buldu. Böyle bir cihazımız daha var. Halkı bunlarla yoğunlaşıyoruz. Batuhan'a da bir verin. Batuhan'a da ver bir tanıtalım cihazımızı tanıtalım. Nasıl? Başkanı. Yok oğlum ürün tanıtımı yapıyoruz ya. Kalk kalk bir şey yok. Kalk. Başkanım bu baynak geçirdi. Hayır, çık sen de amına koyayım. Kalk kalk. Kalksana lan. Kıllı. Kalk. Kaldırın şu kırlıyı. Kalkmıyor başkan. Kalkmıyor. O baynık geçirdi ya. Kaldır kaldır. Yapacağınız işi sikeyim size. O düştü de kıllar yumuşattı. Düşüşü hafifletti yani. Bir şey yoktur. Ne durumda? Kıllardan ulaşamıyorum kalbine. Hayda. Tamam Batuhan'cığım. Nasıl evet. Görün? Sana da yaptırayım, paket yaptırayım o çok güzel, falan. Çok güzel. Ben de bunun, sen de çok iyi bilirsin, sizden almıştım. Senden bizzat bireysel olarak satın almıştım. Uzun böyle, bunun 2000 modeli var. Tam ağzına layık. Onun elektriklisi vardı ya, evet. Ondan var. Ben de zaten hani senden almıştım. Onu aha. Sana geri teslim ederim, iade ederim yani. Onu da söyleyeyim. Ama onu bir çıkardıktan sonra bir yıka da, temiz teslim et. Yıka. Yok onu çıkarttım zaten senden ben. İşte ha, yok gün... Kendinden çıkartırken yıka ayrı yeri kır olmuştur. Yok bende onu. Değil zaten merak etme. Hadi aslanım sen yavaştan yoluna koyul çünkü ülkede seni bekliyorlardır amına koyayım. Evet evet bekleyelim. Hadi bakalım. Şey bu arada gelmişken bir şey duydum. Herkesi çay da atıyormuşsunuz. Vallahi bir çayını almadan gitmem ha. Verelim çay ver. Onu da söyleyeyim. Ve çay ver. Dugu Bey. Hemen veriyorum. Tehlikeli bir çay. Lan da iyiyim de acıktım ya. Afiyet olsun. Sağ ol. Allah başka belanı versin senin. Ay! Gerizekalı molotof attın. Yeni asat başkanım alev gibi. Nasıl? Buyurun. Çok güzel getireyim. Çok. Sıcak heh. El yakıyor. Çayı ver teslim et. Buyurun heh. Efendim.
Eyvallah. Çok teşekkür ederim kardeşim. Eyvallah. Çok hadi kendine iyi bak. Babana selam söyle kıllım. Hadi görüşürüz. Yemin hayırlı sen olsun de. Batuhan Bey. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Öpüyorum hoşça seni. Hoşça kalın Sayın Mintaş. Hadi. Görüşürüz Yağmur Hanım. Hadi. Dugu nasıl dolandırdık İpne Pesevenk İpne'yi? Gerizekalı. Tokatladık gönderdik amına koyayım. Yok bu bizden daha çok ürün alır ya. Mal. Beyinsiz. Gerizekalı malı. Tokatladık gönderdik. Bu ülke mülke yönetemez ha, ben sana söyleyeyim. Bunu batarlar yakında, bize borçlanırlar bunlar yakında. Bence de başkanım. Buyurun başkanım. Bir daha düşersem sikerim ama ha. Efendim bir tuşlarla telefonunuzun tuşlarından bir uzak durun ya. Ben basmıyorum tuşa muşa. Hızlı götür bizi hızlı. Hızlı. Kıllı. Okey. Hızlı transfer. Başkanım beni almadın bu yaban ellerde. Öbür taraftan tamam. Bak hiçbir şeye basmıyorum. Hiçbir şeye basmıyorum. Başkanım şimdi Çöl Havalimanı'na geri dönüyoruz. Oradan da eve. İnşallah bir sıkıntı olmadan. Tamamdır. Ben beklemedeyim. Ben hatta telsizden konuşayım. Kafam çünkü affedersin sikilleyen uçan sesinden. Geliyordur diye düşünüyorum sesim. Geliyor başkanım. Tamam. Bak yine ne oldu? Bak bana bir şey oldu ama... Hızlı transfer. Sıkıntı yok, hızlı transfer. Sıkıntı yok, hızlı. Ha, hızlı transfer yapalım, güzel. Hızlı transfer yapalım. Başkanım ellerinize krem sürün isterseniz, acımıştır. Akşam bir kremlenelim ya. Kıllarıyla. O kıllının kırları değdi benim ellerime. Akşam bir kremlenelim hayatım seninle. Tabii ki başkanım. Tamam. Ama bak senin o kombini de değiştir. Bak yırtmaçlısından gibi. Oy değiştireceğim başkanım. Gidip kendimi yine alacağım. Senin ağzını burnunu seni. Bitiriyor beni. Başka bugünün bir planı var mı? Bak yine düştüm. Ananı sikeyim. Nasıl açılıyor? Toprağa düştüm, toprağa düştüm. Bir şey yok. Bir şey yok, toprağa düştüm. Olur bu kadar, olur. Tamam, iniş yapalım. Kemeri niye bağlandı? Kemer mi vardı amına koyayım? Niye kemeri söylemiyorsunuz Gugu? Teleportasyon yap. Hemen yapıyorum. Böyle teleportun anasını sikeyim ama. Durmadık ki Gugu, bir duralım da. Spider-Man gibi geldim amına koyayım. Allah Allah. Araçlara, hızlıca araçlara. Başkanım iyisiniz. İyiyim iyiyim. Allah yarabbim. Başkan geldi amına. Araçlara. Başkanım kapısını sikeyim. Lan bir siktir git sen ya. Başkanım eninden gideceğim muhtemelen. Tamam sen amine bin git. Sik amına git. Çıkışa bayrık. Çıkışına zararım. Çıkış yapıyoruz, siren basmayın. Siren basmasınlar söyle. Bak pezevenge bak, yarış arabasıyla korumanlık yapıyor. Hasta herif ya. Başkanım telsizden 35'e bağlandınız mı? Bağlanayım. Acele etmeye bekleyin. Dinliyorum hayatım. Tamamdır başkanım. Şimdi günün başka bir olayımız kaldı mı? Eve gidiyoruz, tatil, istirahat mı? Evet başkanım, inşallah başımıza bir iş gelmezse. Öyle mi? Evet başkanım. İnşallah gelmez o zaman, ne diyeyim ki? Bak, gebeğin ama nereye gidiyor? Söyle beni, iyi korusunlar beni. Söylüyorum başkanım. Biraz yakıt problemimiz var ama herhalde bizi götürür.
Benzine zam yapın. Yakıt demişken aklıma geldi. Aslan Bey, önden devam edin lütfen. Hugo. Efendim başkanım. Benzine zam yapsanıza. Yakıt demişken aklıma geldi. Hemen başkanım. Bu Kıl Cumhuriyeti'ne verdiğim uçağın haberinin ikinci sayfasına benzin zammını giydirin. Hemen aynı anda çıksın haberler. Gugu yavaşlayın Gugu, Hasan. Çay var mı ya, bana bir çay yüklesene. Tabii ki efendim. Başkanım. Camdan atayım. Yol çalışması var arkadaşlar. Buyurun başkanım. Bir yol kutu çalışması. Koydum arkaya. Başkanım yolu kapatmışlar. Yol çalışması var. Yol çalışması var, soldan devam. Başkanım ben önden gidelim abi. Yol çalışması ne? Hayırlı alametli gibi gelmedi. Şüpheliler var. Ananı çekeyim. Sallanın altındayım. Aşağı in. Başkanım oluyor. Başkanım girmeyin. Amına koyayım. Bunlar kim? Başkanın yanındayım, koruyorum. Önüme geç, önüme geç. Çatıdalar, çatıdalar. Bana bir silah ver, silah. Geçin, arkama geçin bakın. Silah ver, onların amına koyayım. Ver müziği Gugu, müziği ver. Bomba atıyorum. Düşman geliyor. Roket geliyor. Roket atar geliyor. Roket atıyorlar. Bakalım, sana ne verdim, ampulü veriyorum. Müziği ver, müziği! Bizi durduramayacaksınız bizi! Bizi bu zorluklar yıldıramayacak! Mermi de ver, mermi yok. Vatandaşın daim arkasındayız. Önüme geç. Önüme geç. Roket atar geliyor. Aha, roket atar geliyor. Roket atar geliyor. Öldü. Öldü kız, öldü. Yağmur öldü. Ulan iki mermi de ben atayım. Versene mermi. Veriyorum başkanım. Başkanım yere atarım. Ulan alabilirsin. Başkanım burada ölürsek sizi çok sevdiğimi unutmayın, olur mu? Tamam şu eteni indir ya. Eylülsün Allah'a. Yakınlaştılar, yakınlaştılar. Verdim başkanım. Başkanım araca binmeniz lazım. Başkanım diğer aracından. Başkanım onu inventory'e koyun. Ona basın mermiyi. Anlayamadım ya. 3'e koy mermiyi. 3'e basın, altta E çıkacak. Tam orada E'ye bas, ileride. Tam ortada. Kaçtılar, kaçtılar. Şarjörü takmanız lazım. Kaçtılar. 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 Yakınlaşıklar. Amına koyayım mı? Temiz mi etraf? Yakınlaşıklar, temiz değildir, temiz değildir. Etrafın güvenliğini sağlayın. Hani bizim keskin nişancılar vardı bölgeyi, niye başkanım güzergahı niye korumadınız? Şu taraftalar başkanım. Efendim boğazınızda bitsin. Çatıdalar, çatıda. Düştü. Yakın temaslar yukarıda, çatıda.
abi, benim araba indirdi. Vertik olmuş. Fire in the hole. Bravo başkanım. Birini daha indirdin. Yaz, haberlere gönder kızım. De ki başkanımız da bu millet içinde kendini canını feda hiçe saydı yaz. Efendim megafon? Başkanım feda etti. He başkanım. Tamam, megafon ayarlayayım. Bu milletin arkasında yaz. Yazıyorum başkanım. Efendim yedek aracınızı getirdim, ona bir iş yapabilirsiniz. Tamam. İki tane serseri öldü. Arkadaşlar olay yeni, bakın. Temiz burası başkanım ya. Hepsini temizledik. Yedek aracım hangisi? Arkada. Araç bin. Başkan çıkıyor. Bu mu yedek araç? Evet efendim. Bin kızım. Bin. Çabuk araçlar, çıkar benim. Araçlara çıkış yapıyorduk. Araçlara çabuk. Hemen hemen hemen. Vay hain orospu çocukları. Bu milleti yıldıramayacaksınız oğlum. Geri başka yoldan, başka yoldan geri gelin. Onlar fake güzergahtan gitsinler. Gel albay gel. Hadi götür götür. Bekleme yapma, götür. Sikerler belamızı. Arabanın damına koymuşlar. Bizden ölen kalan var mı? Yok efendim. İyi bari, iyi. İyi. Bu olayın bizim kıllı Batuhan'la alakası olabilir mi? Son anda bir terso yaptık ya pezevenge. Efendim olabilir. Ugube ile bunu araştırmamız lazım. Ugube'ye bir emir vereyim. Ugucum sesim geliyor mu? Bak geyik atladı önümüze. Ugucum sesim geliyor mu? Tüm araçlar acil eve. Sesim geliyor mu? Hasan ağır mı yaralanmış? Kafam sikildi ya. Şu oyun müziklerini bir dahakine hatırlatın da kanka, onları kısayım. Tam hayalimdeki GTA'yı oynuyoruz ama. Tam hayal ettim GTA roleplay'i yani. Kimsin lan? Google nereye gitti lan? Oyun sesini... Google gitti. Oğlum oyun sesini kısayım. Aa, buradan kısayım oyun sesini kanka. Bak mantıklı. Ben buradan kısınca şey sesi de kısılıyordu. Evin etrafını güvenliğine alın. Başkanım buyurun. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar bir badire atlattık. Valla güvenliği iki katına çıkartın yani, her yere uçan kuştan haberim olsun. Bundan sonra. Tabii başkanım. Maşallah iki kilo aldınız siz de. İki mi aldım? İkiydi benim gördüğüm. Top scorer kim oldu bizim takımda? Siz oldunuz başkanım. Herkes bir aldı, siz iki. Heh, sağ ol. O flash'ı düzgün atın ama bir dahakine. Bilmiyorum ki. Kıllı pisliğin hareketi olmuş olabilir bu, değil mi? Olabilir başkanım. Bu evin etrafındaki güvenliği 3 katına çıkartın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldıysa niye anlaşıldı demiyorsun? Anlaşıldı efendim. Allah Allah. Güvenliği iki katına çıkartın dışarıda. Üç katına çıkartsın, üç katına. Üç, beş, güvenliği beş katına çıkartın çabuk. Üç katına. Evladım senin neyin oldu, gözünün altı gitmiş hep. Başkanım yaralanık olduk orada, çatıştık ya. Allah Allah, bunu bir doktora götürün ya. Gel gel doktora sen gel. Ben sizin için her zaman ölürüm başkanım. Canımsın, öpüyorum seni, canımsın sen benim. Sana bir ikramiye, bir artı bir yarım maaş ikramiye verelim buna. Ben para almıyorum ki başkanım, ben parayla işim yok. Öyle mi? Arka kapıyı da bedava çalışıyorum çocuklar. Başkanım. Arka kapıyı da. Sen nereden bulduk biz ya? Ben de koku başkan buluk. Ha, dava adamısın yani. Gönül mü verdin? Ha. Bize gönül mü verdin? Yetimdim, beni alık getirik buraya. Ha. Yemek suyu veriyor, yetiyor ya.
Eyvallah canımsın. O zaman sana bir tane PlayStation hediye edelim. Armağan olsun, oynarsın. Televizyon büyük ekrana bağlatacağım seni, PlayStation 2. Ama 2. Sağ olasın başkanım. Siz ne diyorsanız odur. Heh, eyvallah. Mete, bugün bu güzergah işini doğru ayarlayamamışsın. Niye doğru ayarlamıyorsun? Efendim. Ben daha vurmadım. Bundan sonra 2 farklı, 3 farklı güzergahımız olacak. Ben hangi güzergahtan gitmek istersem onunla gideceğiz. Emredersiniz efendim. Heh. Yağmurcuğum, senin bir şeyin var mı? Yok başkanım, ufak sıyrıklar sadece. Sen biraz şimdi git dinlen de akşama yine şey yapalım yani. Bugün hani off verme. Tabii tamam başkanım. Tabii. Tamam. Hasan'ın amı ne oldu? Onun şeyi patlayık başkanım, arabası neydi? Ami patlayık onun. Yolda. İlk roket ona geldi başkan. Öyle. Sağlık olsun. İstirahat mı o zaman? İstirahat başkanım. Günlük şeyimiz bitti mi? Bitti. İteledik kıllıya gemiyi, paramızı aldık. İteledik, paramızı aldık. Güzel. O paraya bir kuruşunu dahi hepsi bana kullanılsın yani. Burası için kullanılsın hepsi. Tamam mı canım? Emredersiniz başkanım. Ödemeleri de, bütün ödemeleri de, bakanlıkların, belediyelerin ödemelerini falan da, onlar da haberini geçin. Bir ay erteleyelim. Ödenek verme kimseye. Nerede tabii benim başkanım. Odam nerede? Buyurun başkanım, şöyle arkada. Yağmur Hanım. Yağmurcum, sen bana bir yardımcı ol, birazcık şeyden çıktım. Meteciğim, sen git dışarıdaki arabaları düzgün park et. Emredersiniz. Tamam. Ne gündü be. Önden yürü. Maşallah önden. Başkanım. Maşallah, önden yürü. Maşallah. Aç kapıyı. Başkanım açılmıyor. Makas mı kesmiyor? Makas kesmiyor başkanım. Seni ben kadrol aldım, hala şu oyundan vazgeçemedin ya. Partisi çok eğlenceli, Ulu Kurt Partisi Başkan Kegri. Başkan Kegri, Ulu Kurt Partisi, Ulu Kurt Partisi çok eğlenceli, Ulu Kurt Partisi Başkan Kegri. Ulu Kurt. Hadi şimdi oyunuzu Başkan Kegri'ye verin. Z kuşağının temsilcisi Başkan Kegri. Kalitenin tek adresi. Güzel seçim. Kızım ne yapıyorsun bu? Ne yapıyorsun? Yağmurcuğum, seni ben kadrol aldım. Hala kapı kesmiyor, yok bıçak kesmiyor, yok bilmem ne, komedinin üstü falan filan. Bunları artık aş ya. Başkanım, ben bize havuz ayarlamıştım ama böyle köpüklü. Öyle mi diyorsun? Evet başkanım. Aferin kız sana. Ay! Memene geldi, sıkıntı yok. O zaten doldurma olduğu için problem olmaz. Ama patlamasın, aman dikkat edin. Yok patlamaz. Patlasa ne olacak ya? Yaptırırız. Yine yenisini yaptırırız. Daha büyük yaptırırız. İyi, ben burada bir çömeyim o zaman. Tamam canım, öpüyorum seni. Öpüyorum başkanım, hoşçakalın. Aha. Sen kimsin lan? Psikolojim bozuldu, ananı sikeyim, psikolojim bozuldu. Kıllı geldi sanki zannettim önüme. Kıllı geldi sanki. Başkanım ne olur başkanım. Ayar gördüm, önüme kıl yumağını gördüm. Kesin bu piçin bize bir oyunu olacak. Bak dikkat edin, elinizi gözünüzü ayağınızı hediyenizi açın. Başkanım isterseniz sattığım mallarınızı ben gidip geri çalık getireyim. Bunun ben sesini duyuyorum, benim bir yalnızlığa ihtiyacım var. Allah'ım, kıllıyı gördüm. Her yerde onun sesini duyuyorum. Psikolojim çok bozuldu. Bu kim lan? Sen gerçek değilsin. Hayır. Hayır. Hayır.